Evet sevgili izleyiciler, ikinci bölüm için tekrar sizlerle birlikteyiz. Reklam arasında Tom için menajeri aradı Kemal Başkan'ı. Burada sesli sağ olsun, sesli açtık onu. Şimdi iki dakika evvel konuştuk. Tom işle ilgili beyanı, kulağımızla duyduğumuz menajer arkadaşın beyanı. Kemal Başkanım sen arada olduktan sonra Tom iş ve diğer yabancı arkadaşlarımızla ilgili olan para kısmını siz merak etmeyin, biz bir şekilde çözeriz. En asgari şekilde. Şimdi ben Kemal Başkan'a reklam arasında da söyledim, programın içinde de söyledim. Murat Şahanoğlu kardeşim biraz Nihat abi diyor, sen çok fazla yorum yapıyorsun. Ya Murat ben yorumcuyum. Ben moderatör değilim. Yani bunu kaç kere söyleyeyim. Tabii şaka, o da şaka yapıyor. Onu da biliyorum. Şimdi ben başkanım kısa bir böyle bir hikaye anlatıp topu size atacağım. Şimdi iki tane aynı köyden iki tane insan koyunlarını mezata satmaya götürüyorlar. Birininki çok iyi, birininkiler de cılız. İkisi de gidiyor, akşam köye döndüklerinde o cılız olanlar hepsini satmış. O koyunu iyi olanlar da 3-5 tane satmış, hepsini bir daha köye geri getirmiş. Ya ne oldu, sen niye koyunlarını getirdin? Senin koyunların bununkinden çok iyiydi. Ya demiş, onun aracısı çok sağlamdı. Benim aracımda iş yoktu. Urfa Spor'u bu hale getiren aracıların kötü olması ve işin başında ehil olmayan insanlardı. Eğer biz aracıyı iyi tespit edersek, iyi girişimlerde doğru zamanda doğru işler yaparsak vallahi billahi bunlar çok kolay işler. Reklam arasında başkanımdan yine rica ettim. Başkanım Urfa Spor'un hatırı için, bizim hatırımız için apoletlerini, rütbelerini sök. Beraber biz bu işin askeri olarak bu Urfa Spor'u hayata döndürelim. Ve ben inanıyorum ki Kemal Başkan'ı bu işin içine sahaya sürebilirsek, ki sürme sözü de aldım kendisiyle. Vali Bey'i çok seviyoruz. Urfa çok seviyor. Vali Bey'e, Sayın Abdullah Er'in valimize bence konular çok çarpıtılarak, abartılarak anlatılıyor. Zeynel Başkan da aynı durumda. Çok iyi bir insan, pırlanta gibi bir insan ama Kemal Başkanımın dediği gibi de Cumhurbaşkanı da olabilirsin, devlet başkanı da olabilirsin. Futbol kulübünü yönetmek, futbolcu psikolojisini okumak, futbol idarecisi olmak ayrı bir vasıf, ayrı bir meziyet. Onun için işi, ekmeği ekmekçiye verin, bir ekmek de fazla verin misali. Biz Allah'ın izniyle Zeynel Başkanıma da, Hanurfarların bir sözü var. Başkanım sen istemeseydi, yok deseydi, af buyur, haşa Kemal Başkan'ın şahsını tenzih ederim. Çene gibi yakaya yapışacak. Biz bu Urfa Spor'u sizin yardımınızla, sizlerle birlikte, Sayın Valim'le birlikte tekrar hayata döndürüp Urfa Spor tarihine Sayın Valimizin de sizin de isminizi altın harflerle, Urfa Spor'u kapatan isimler olarak değil de Urfa Spor'u kurtaran, hayata döndüren isimler olarak ikinizin de ismini altın harflerle inşallah yazdıracağız ve biz buna inanıyoruz. Sizler de Urfa Spor'u el atacaksınız. Sayın Başkanım, Urfa Spor için ne yapabiliriz? Esas konu bu dediniz. Nasıl şimdi, bir yapılanmaya gidebiliriz? Şimdi isterseniz Murat, Eren kardeşimin mesajını siz de söyleyebilirsiniz. Şimdi reklam arası Eren Bey aradı bizim Tom için menajeri. Aynı evet. Zamanda Tom için bir özelliği daha var. Mesela yabancı futbolcularımızın çoğuyla çok iyi diyalogları var şu anda. Bir özellikle aracı dediğimiz hadise. İşte Andre, Mark, Ricky, Van Herren bunlarla hepsiyle görüşüyor. Asgar. Bunları da diyor Amin Asgar, bunları da diyor düşürme yönünden elimden geleni yaparım diyor. Yeter ki bir şey yine söyledi. Başkanım dedi, siz varsanız ben oraya girerim. Şimdi ben yine diyorum, benim olmam inanın Nihat Hocam çok önemli değil. Yani biz başkanım de, aracı çok önemli, çok önemli. İşte yani biz önemli, ben de her zaman varım. Yok, varım önemli, nasıl varım ya? Siz bugün ben görüyorum 2-3 evet. Aydır kendinizi yırtıyorsunuz. Evet. Hizmet veriyorsunuz. Ben de evet. Sizin gibi yani evet. Dışarıdan işin her zaman içinde olurum. Evet. Yanında olurum. Ben biraz artık gerçekten soğuttular. Yani bizi Urfa'da futboldan bunu da başardılar. Çok sevdiğim bir işten soğuttular bizi. Şimdi gelelim hocam başka şeye. Şimdi seyirci olmadı mı? Halk komple sevinmedi mi? Anlamı da yok sporun. Yani bugün örnek vereyim. Bugün Başakşehir şampiyon olsa ne olur? Aynen. Hiç. 1000 kişi oynuyor. Ama bugün bir Eskişehir şampiyon olsa. Aynen. Türkiye sevinir. Bugün aynen. Bir Bursa, Türkiye sevinir. Antep olsun. Bugün Antep, Urfa, evet. Malatya.
Ama bugün bir Başakşehir olsa ne olur, olmasa ne olur? Yani 3000 tane seyircisi yok. Kasımpaşa olsa Kasımpaşa. Yok, seyircisi yok. Yani futbol seyirciyle güzel. Herkes sevindiği zaman güzel. Onun için de bizim burada bir takımımız var, Şanlıurfaspor. Tüm halkın şu anda kapanmamasını istediği bir Şanlıurfaspor var. Bu Şanlıurfaspor'u kapatmamak için ama bizim bir şeyler yapmamız lazım. Bu hafta Sayın Valim'den bir randevu alalım. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bir randevu alalım. Görüşelim. Onların öncülüğünde şu bankaya para yatırma kampanyamızı bir an önce başlatalım. Yani bunu bir yapalım. Bismillah deyip bir başlayalım. Yerel televizyonlar bir araya gelsin, bir ortak yayın yapsınlar. Bir yapalım. Ben siz televizyoncu olduğunuz için o sizin işiniz. Bu para toplama işine inanın, bakın bir haftada 2 milyonlu bir şehirde iyi bir para toplanır. Ama orada da gerçekten para toplanmıyorsa, bu kadar duyuruya rağmen para yatmayacaksa bırakın Urfaspor kapansın kardeş. Demek ki kimse istemiyor. Yani biz bir şeyler yapalım. Vali Bey'le Zeynel Başkan'ın öncülüğünde onlara gösterelim. Onlar da inanın bize destek vereceklerdir. Yani onlar da bu kulübün kapanmasını istemezler. Aynen. Buna inanın. Ama bizim bir şeyler yapmamız lazım. Bakın 10 Kasım'daki Çorum maçına anons edelim. Gelin stadı dolduralım. İnanın bütün kanallar eksi 14 puanlı o takımı. Birliktelik resmini birlikte çekmemiz lazım. Tabii. Bakın evet. Bütün kanallar, bütün ulusal kanallar eksi 14 puandaki takımın stadının dolu olduğunu bütün ulusal kanallar verirler. Bizim Urfa basınımız bunu servis eder. Gündem olur ülkede, gündem olur. Evet. Yani inanın bu takım böyle kapanmaz. Ama hepimiz konuşursak, hiçbir şey yapmazsak bu takım o zaman kapanır. Aynen. 2 trilyon borcu da olsa kapanır. Biz önce bir sahip çıkacağız bu takıma. Hepimiz. Yani başkan olmak, yönetici olmak çok önemli değil. Bir hepimiz kenetlenelim ya, bu takıma bir sahip çıkalım. Bütün şehrin dinamikleri. Bakın o zaman o alacağı olan iş adamlarımız, ya madem şehir bu kadar bu takımı istiyor, hepimiz bağışlayacağız. Yani herkes alacağını bağışlayacak. Nihat Hocam. Şimdi hocam asıl bir konu daha var. Ben mesela, bir mesaj geldi başkanım, araya gireyim. Bu anda taraftar grupları televizyonun önünde bu anlamda şimdiden ayaklanmışlar. Bir heyecan, bir gayret, bir oluşum, bir kıpırdanma. Yani programımıza olan destek, söylemlerinize olan destek. Evet. Taraftarlar bu anda televizyonun önünde toplanmış durumdalar. Yani işte benim anlatmak istediğim hadise bu. Bu ambiyansı sağlayacak, bu heyecanı yaratacak insanlar bir karede bir resim pozu şimdi verirlerse Urfa'da, Urfa insanı çok çabuk işler, çok çabuk motive olur. Şimdi bir konu daha var Nihat Hocam. Siz yıllarca sporun içinde bulundunuz. Ben yani spor bilginizi çok beğeniyorum. Teşekkür ederim, sağ ol. Şimdi hocam, böyle bir şey var. Futbolda aslında çok para öne çıkarttık. Yani tabii şu anda gelinen nokta bu, para artık şart oldu. Şart ama oldu, evet. Biz yıllarca birçok yönetimler geldi gitti. Bu kadar bizde sıkıntı yaşanmadı. Niye? Yönetim kongrede listesini yapar, çıkar yarışırdı. Delegeler çalışırdık biz. Delegeleri arardık, o isterdik. Bir heyecan, bir yarış vardı. Ahmet rahmetli Ahmet Güzel'le, Allah rahmet etsin, biz öyle ikimiz olsun yarıştık. Aramadığımız delege kalmadı. Neden? Urfa Spor'un yönetimini almak için. O günkü Urfa Spor o durumdaydı. Ve çok fazla para gitmez aslında futbolda. Bizim yönetim 50'şer bin lira para verdik. Şampiyon aynen olan yönetim. Bir tek ben 250 bin lira verdim. Yöneticiler 50, başkan 250. Öyle bir parayla, ama kulübü çok iyi yönettik. Yani kombine sattık, reklam aldık, şunu yaptık. Şimdi en basit, 3. Lig'de Karaköprü, ben çağırıyorlar, yok 1 trilyon ver, yok 800 ver. Ya şu parayı artık bırakın. Yani bu paradan daha ders almadık mı? Paralı yöneticiden daha ders alınmadı mı bu 6 yıldır? Konu para değil. Bakın yanlış 2-3 topçu alırsınız, kulüp bir anda 10 trilyon batar. Az bir parayla doğru işler yaparsınız, kulüp mükemmel yürür. Bir gün Antalya Spor maçı, Urfa'da PTT'deyiz, 3-2 yenildik. Akşam programlarda ver yansın yapıyorlar. Antalya Spor'un bize 90. dakikada Nihat Hocam bir gol attı. Evet. Ben de o gün Güneydoğu'daydım, programdaydım bir yerel kanalda. Dedim ki ya dedim, Antalya Spor bizi yener, biz onları yeneriz. Ya buna takılmayın, Urfa iyi gitmiyor. Urfa'da hala dedim bir daimi gelir yok. Hala yöneticilerin
verdiği paralarla gidiyor. Bu yönetici yarın bu paraları alacak, bu kulüp batacak. O günkü programda dedim, son dakikada gol yemişiz, yarın da biz atarız. Buna üzülmeyin. Bizim asıl şu anda üzüleceğimiz konu Urfa Spor'un 1 lira daimi geliri yok. Biz bir şey yapamıyoruz. Yani burada delege sistemimiz düzelmeli. Kesinlikle orası düzelmeli. Yani delege sistemi tüm şehri kapsamalı. Başkan olacak kişi kafasına göre her kim başkan oluyorsa 20 kişi, 50 kişi, 100 kişi yazıp kulübü resmen satın alıyor. Aynen. O sistem bir düzelmeli. Bu takım 3. ligden yeniden yapılanmalı ve 3. ligden başlamalı. Şu anda bu Urfa Spor için bir banka hesabı kesinlikle açılmalı. Tüm Şanlıurfa'dan para istenmeli. Çorum maçına hepimiz gitmeliyiz. Gelin duyuru yapalım ya, 30 bin kişi gidelim, hatta dışarıda da 10 bin kişi kalsın bu ya. Oluşumu hafta iş, bu bunları hafta yapalım. Olacağım. Bakın bunları yapalım. İnanın bu sene düştük. Bunu artık bu seneyi bırakalım. Geçen hafta bakın aslan gibi iki tane futbolcumuz çıkmış. Biz diyor ne yapabiliriz size diyor. Yani adamlar yabancı ha bizden aynen çok düşünüyorlar. Aynen. Biz ne yapabiliriz? Urfa gelen sonra yabancı arkadaşların mesajını okuduk. Işte yani Feyzi o gün belki o küfür etti ama inanın dolu olduğundan etmiştir. Yani, yoksa Feyzi terbiyeli bir arkadaşımız. Yani öyle ağzından kalite öyle bir çocuk, kalite, he, kalite bir çocuk. Bakın bırakıp gitmedi. İsyanın son noktası. Takımdan kaldı. En iyi zamanlarında Urfa'ya geldi Giresun'dan. Hala da gitmemiş çocuk. Üçüncü lige düşüyor, hala duruyor. Gençlerden çıkıyor, hala duruyor. Öbürleri de aslan gibi. Biz ne yapıyoruz? Yine diyorum biz hiçbir şey yapmıyoruz. Biz sadece konuşuyoruz. İcraata dönmemiz lazım. Bir an önce şu hesap işini ve Çorum maçını gidip doldurmamız lazım. Yani biz buradayız. Bakın bunu yaptık mı? İnanın şu mülkü amirler, belediye, Urfa Spor'a bakış açısı 90 derece değişecek. Evet. 90 derece. Gideceğiz. 10 tane yiyelim. Çorum bize 10 tane alsın. Biz buradayız diyeceğiz. Yani biz 3. ligde takımımızı istiyoruz diyeceğiz. Urfa Spor'a sahip çıkıyoruz. Sahip çıkıyoruz. Evet. Yani bunlar çok önemli mesajlar. Önemli demeçler. Ve demin de dediğim gibi biz çok komik paralarla tam şampiyon ettik. 6 trilyonluk bir bütçeyle Urfa Spor'u 1. ligeye çıkarttık. 1 trilyon olan yıllık gelirini bir anda 11-12 trilyona çıkarttık. Büyüklükte. Ne yapıp edip oradan düşmeyeceksin arkadaş. 2. ve 3. lig bataklıktır. Buradan çıkmak zordur. Bakın Samsun 30-35 trilyon harcamış çıkamıyor. Manisa daha iyi gidiyor. Evet. Yani bu liglerden çıkmak kolay değil. Onun için parayla da olmuyor. Doğru işler yapacağız. Nihat Hocam. Evet başkanım. Omi Göğeyip bir mesaj atmış. Kemal Başkan'ın başa gelsin. Vallahi billahi bir maaşımı vermeye hazırım. Lan Eyüpsi'ye gelene sıra gelene kadar. Aslında vermek isteyen çok insanlar var. Ama dediğim gibi o kıvılcımı çakacak. O sessiz çoğunluğu harekete geçirecek bir fişek. O fişeğin de ben Sabahattin Başkan'ı rica ettim buradan kendisinden. Zeynel Bey'e yönlendirdim. Zeynel Bey'le birlikte bir resim çektirmeleri spor kamuoyunda bayağı bir insanları heyecanlandırdı ama ondan sonra size yaptığı gibi Sabahattin Başkan'dan sonra da hiçbir açıklama gelmemesi Zeynel Bey konusunda bizi büyük bir hayal kırıklığına, büyük bir sükute uğrattı. Ama ben yine söylüyorum Zeynel Başkan belki nasıl aktarıyorlar size bilmiyorum. Allah yukarıda ben seni seviyorum. Aileni de seviyorum. Kişiliğini de seviyorum. Ne söylüyorlar, nasıl anlatıyorlar bilmiyorum ama Kemal Başkanıma o kelimeyi biraz evvel de söyledim. Tenzih ederim, yakıştıramam. Ama kene gibi seni şu yakana yapışırım. Vali Bey'e de yapışırım. Kemal Başkan'la birlikte Kemal Başkan'a o başkanlık apoletini sök. Sen de benim gibi bu işin neferisin. Gerekirse Hayri abiyi de İstanbul'dan çağıralım. Başkanım bu hareket, bu şeyi düşüncelerimize eyleme geçirmek için yarından tezi yok. Sayın Valimizden, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, mevcut yönetimin içindeki arkadaşlarımız da bu sürece destek verebilir. Onların da emeklerinden dolayı, başkanım en başta söyledi, hizmetlerinden dolayı hepsine şükranlarımızı iletiyoruz. Kötü bir zamanda geldiler, kötü bir süreç izlediler. Onları günah keçisi etmenin çok fazla bir anlamı, esprisi de yok. Hatta ben geçen programda da söyledim, Zeynel Başkanım
kent konseyi toplantısında şöyle bir cümle kullandı. Urfalı hep bal 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 diyor. Bal demek ağız tatlı olmaz dindi. Çalışacaksın, emek vereceksin. Ondan sonra balı yiyeceksin, balın tadına bakacaksın. Mevlana'nın bir sözü. Ben de geçen hafta programda dedim, yine Mevlana'dan ben bir söz söyleyeyim. Kim olursan ol gel, ister mecusi, ister günahta günahkar, istersen tövbeni bin defa da bozsan, yine gel, bu kapıdan başka kapı yok. Bizim kapımız da yukarıda Allah, gökte Allah, kainatta Allah, yerde de şehrül eminimiz sensin Zeynel Başkanım. Anamız da, babamız da, atamız da, şehrin her şeyi sensin. Onun için liyakata rica ediyoruz. Liyakata biraz önem vermeni. Bu işin ehli insanlarla bu işi birlikte yürütmeni. O insanların fikrine biraz icabet etmeni. Yanlış mıyım başkanım? Yeni yapılanmayı söyledik. Aslında burada bazı notlarım var. Ama ne getirisi var? Geçmişte başkanım. Kısaca ama Saracoğlu sendromu. Saracoğlu bizim şampiyon olmamızı istemiyor. Saracoğlu işte falan sporcuları yanına çağırmış, sohbet etmiş. En son 3 gün evvel bir yönetici arkadaş yine bana söyledi. Dedim Saracoğlu değil, beni babam çağırsa babam ha. Ben şampiyon olacağım, kariyer yapacağım, üst diye çıkacağım. Saracoğlu bana diyecek ki oynama şampiyon ol. Ya Saracoğlu kimdir? Benim hayatım burada söz konusu. Bunu bu size, işi bu kadar... Nihat evet, Hocam bunu evet, size bir yönetici mi söylüyor? Eski bir yönetici söylüyor. İşte demek ki yönetici olamamış. Aynen yani işte, bir yönetici aynen, futbolda ya bir futbolcuya oyna oynama veya bu maçı ver bir başkan veya bir kimse söyleyemez. Böyle bir şey yok Nihat Hocam. Ben bunlara gülüyorum. Yani bu evet, sendroma gülüyorum. Ha üzülmedik mi? Haksızlığa uğramadık mı? Uğradık. Ben artık bu konulara girmek istemiyorum. Yani evet, Urfa herkes her şeyi biliyor. Ufacık bir çocuktan 70 yaşına, 80 yaşına kadar olan herkes bu yaşadığımız dönemi biliyor. Bu konulara girmek istemiyorum. Ama spor farklı bir şey Nihat Hocam. Evet hocam. Bunu da en iyi siz biliyorsunuz. Spor farklı bir şey. Bu tür konuşanlar ben yönetici demiyorum. Bunlar boş. Evet. Tesadüf gelmiş yönetime gelmiş. Sayı tamamlamışlar. Başkanım peki biraz önce söyledik. O kamuoyunu harekete geçirme olması gereken şeyler onlar olur. Eyvallah yaparız da. Bunlar önemli yalnız bunlar, Nihat Hocam. Peki, yani bunlar olmazsa olmazımız şu an. Niye peki bu kadar kolay her şeyi kabullenip sineye çekip bu kadar vurdum duymaz mı diyelim, gamsız mı diyelim? Niye biz böyle olduk yani? Eskiden yani daha böyle ne bileyim yani sorgulayıcı, hakkını arayan yani bu kadar teslimiyeti, mağlubiyeti yani Urfa Spor'un yok oluşunu bu kadar sessiz bir şekilde kabullenmek. Şimdi Urfa halkını küstürdüler aslında. Evet. Bu 2011-2012'deki olay tüm Şanlıurfa'yı yani bu çok evet, önemli biraz da futboldan soğuttu. Yani ortada bir emek var, bir çaba var ve bir emek hırsızlığı var. Evet. Şimdi bu olay bütün Urfa'da spor sever herkesi üzdü aslında. Yani o günden sonra aslında çok seyirci kaybetti Şanlıurfa. Hocam, evet, şimdi bugün gelinen noktada ama artık bunları konuşmamak lazım. Geçmişe bir sünger çekip ya bugünü yarın etmeden şu hesap olayını bir an önce açıp tüm Şanlıurfa halkından bu hesaba para yatırmasını talep edeceğiz. Yani siz diyorsunuz birinci... Bunu da Vali Bey'le Büyükşehir Belediye Başkanımızın organizesi olmazsa olmaz. Onların evet, organizasyonuyla, onların önereceği, mesela ASKF üzerinden de olabilir bu para. Şanlıurfa Spor Vakfı var. Onun üzerinden olabilir. Yani bir an önce bu para olayını resmi bir hesapta tüm Şanlıurfa'yı bilgilendireceğiz. Her gün ne kadar yattı, her akşam tüm Urfa bilecek gündüz yatan parayı. Evet. Şimdi başkanım bir seyircimiz mesaj attı Mersin'den Sübhiye'de. Diyor aslında benim notlarımın arasında da var. Yani bunun cevabı belli aslında. Sayın tatlı ses geldi. Ondan sonra Sayın Fakı Baba geldi ve geldiklerinde de geliş amaçlarının sebeplerinin Urfa Spor olduğunu,
Urfa Spor'u ayağa kaldırma. Gerçi cevabı belli. O gün itibariyle meblağ yüksekti. Herhalde kendilerine de o şekil deklare edildi. Onlar da ismi yani hem soruyorum hem cevap veriyorum bu arada. Ben kanaatimi söylüyorum. Diyor Yozgat'ta olduğu gibi, Erzurum'da olduğu gibi, Denizli'de, sair illerde olduğu gibi sanatçılarımız, mülki amirlerimiz, iş adamlarımız da yine tabii yani belediye başkanımız ve sayın valimizin önderliğinde olacak. Buna ne dersiniz? Bu böyle bir sizinki maç teklifi. Arkadaşımız da diyor bir canlı yayında, ulusalda hatta ses getirecek, tatlı sestir, milletvekillerimizdir, işte dışarıdaki Urfa STK'larıdır, iş adamlarıdır. Böyle bir yapılanmayı becerebilir miyiz biz Urfa'da? Şimdi bir şeyler yapmadan beceriz, beceremeyiz, yani beceremeyiz demek doğru değil. Çalışmak lazım. Evet. Yani bir maçta sahaya çıkıyorsunuz, bir şut çekiyorsunuz direkten dönüyor, bir şut çekiyorsunuz gol oluyor. Biz de yani her türlü yolu deneyeceğiz. Abi. Biz bir şey yapmıyoruz dedim ya, biz sadece konuşuyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Evet. Yani şu 6 aydır hiçbir şey yapmadık. Bir icraata dönüştüremedik. Mesela ağır para topluyor dedi, biri bir şey dedi, öbürü dedi böyle. Biz şimdi diyoruz ki para yatıralım, bir hesap açalım, bir haftaya kadar tüm Şanlıurfa'yı, şehir dışındaki iş adamlarımızı bu hesaba para yatırmalarını sağlayalım. Ama burada kalmasın işte, bunu yapabilelim. Peki kimi yanımıza alabiliriz başkanım? Ben bir defa vali beyle bu konuyu bir görüşmemiz lazım. Birinci olmazsa olmaz. Bir, vali beyden bir randevu alıp, vali beyin bu konudaki fikri çok önemli. Zeynel abi. Başkan'la görüşüp Zeynel Bey'in bir fikrini alacağız. Şimdi bir de bu var. Nihat Hocam, samimiyeti ortaya koyacağız. Samimi değiliz. Hepimiz samimi olacağız. Samimi yani öyle göstermek, siyaset, Urfa Spor üzerinden siyaset yapmayacağız. Yüreğimizi ortaya koyacağız. Ben bir gün ilk başkan adayı olurken dedim ki spor başkanlığı zordur. Siyaset için, reklam için birileri spor başkanı olacaksa sakın ha sakın bu yolu denemesin dedim. Sporda gerçekten seviyorsa, yüreğini ortaya koyacaksa, samimi ise bu işe girsin. Çünkü çok yıpratıcı bir iş. Yani spor sevgisi olmasa bir insan başkan olmasın. Bu tür düşünen siyasetmiş, reklammış arkadaşlarımızın çoğu çok zor durumlara düştü. Yani spora bilmeden giren arkadaşlarımız hem maddi kayba uğradı hem çok zor durumlara düştü. Şimdi de bunu diyoruz. Yani samimiyet ortaya koyalım artık. Kim ne yapacaksa çıksın ortaya. Evet. Yani Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Nihat Çakır veya diğer spor adamları, diğer kulüp başkanları var mıyız? Gelin hadi bir an önce bir hesap açalım, gidelim konuşalım, bunu nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz. Yani bunu sokaktaki taraftar yapmayacak. Sokaktaki taraftar bizlerin önderliğinde hareket edecek. Nihat Hocam. Aynen. Şimdi başkanım mesaj da çok geliyor. İsterseniz biraz Şükrü Aslan Fenerbahçe bir saatte 60 milyon topladı. O Fenerbahçe. O yani onun örnekler. O bize örnek olmaz. Örnek olmaz. Murat Çizmecioğlu Kemal Başkanım'la demiş Urfa Spor tekrar ayağa kalkar. Sizin çabalarınızla Kemal Başkanım'ın gayretiyle apoleti rütbelerini sök söylemin çok güzel bir söylem. Kemal Başkan'ı da cevheri gibi sahaya çektin diyor. Ben inanıyorum Sabahattin abi de Urfa Spor'un sevdalısı. Kemal Başkan da Urfa Spor'un sevdalısı. Aslında Urfa Spor'u sevmeyen kimse yok. İşte aradaki fitne veya yanlış bilgi veren bazı küçük ufak tefek menfaat perest insanların yanlış yönlendirmeleriyle biz bu durumlara geldik. Eyüp Polat ne demiş? Murat Çizmecioğlu'nun şu bir defalığına 5 TL şu ski faturalarına su parası yansıması kanunen bir mahsuru olur mu? O konuda ben bilgim olmadığı için yorum yapamıyorum. Yani kaç yüz bin abone var diyor, al sana kaç trilyon diyor. Ya şey Nihat Hocam, belediye başkanımız istese daimi gelir yönünden birçok alternatif bir var. Sürü kaynak. Şimdi bizim bir defa zamanımız var. Bizim üçüncü ligde yapılanmamız için burada 5 ay 4 ay bir süremiz var. Bu süre zarfında biz her gün bir şey yapmamız lazım. Yani şu anda oturacağız. Biz yanımıza gönüllü kimi alabiliriz başkanım? Bir önce görüşelim. Mülki amirlerle görüşelim. Bunların bir samimiyetini görelim. Evet. Çıkar halka da açıklarız yani. Açıklayacağız. Açıklayacağız. Yani, düşünmüyor mu Sayın Valim ve Zeynel Başkanım düşünmüyor mu Urfa Spor'a destek vermek? Aynen.
Biz Urfa halkı bir şey yapabilirsek yapacağız. Aynen. Yapamıyorsak kardeşim babam aynen. Yani ne yapalım olmuyor ya. Üstümüze düşeni yaptık. Yaptık. Kimse yani vicdanen rahatız. Karnından konuşmasın, kapı arkasında kimse konuşmasın. Vicdanen rahatız. Evet. Yani işte en azından bir görelim ya. Yani aynen. Anlattık işte durumu aynen. Dedik. 10-12 trilyona dedik bu kulübün borcu aynen. Sıfırlanıyor. Anlattık şu anda. Evet. Gelinen tabloda herkes pes etti. Aynen. Pes etti. Bir ligde bir yılda kaybettik. Önemli aynen. Değil. Üçüncü ligde yeniden yapılanalım. Doğru transferler yapalım. Evet. Bu takımı evet. Her sene tık 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 Ankara Gücü üçüncü lige düştü. Şimdi Süper Lig'de. Bunu birçok kulüp yaptı. Denizli Spor. Öyle, biz de yapacağız. Aynen. Yani seneye üçüncü ligden aynen. Başlayalım. Şanlıurfa Spor olarak her sene. Aynen. Ama ondan sonra bugünkü düşünen hatalardan ders çıkarıp doğru yapılanma, aynen. Doğru yönetim. Aynen başkanım. Eyüp Polat, kaptan Sayın Valimiz örnek Aksa Jeneratör Limak sanayideki bir sürü iş adamlarından bunun cevabını başkanım verdi. Sayın Valimin önce bir niyetini bir anlayalım. Şimdi çok soru var. Ben bunu aslında okumayayım. Bu konuda çok soru var başkanım. Yani bir şifayı ben sizinle konuştum. Yani bunlar asparagas haber diye geçiyorum ama yani belki 100 tane bu şekil mesaj var. Kemal Saracoğlu kamuoyunda deniyor ki 7 yıl evvelki protokol krizinden dolayı hala Faruk Çelik Bakanımızın Kemal Saracoğlu oğluyla Kemal Başkanımla ben bundan evvel konuştum. Faruk Çelik Bakanımızla da görüşüyor. Muhabbeti iyi. Bir de kendi ağzından dinleyelim. Sözde sizin önünüzü Faruk Çelik kapatıyor. Yok öyle bir şey yok. Şimdi yani bence çok şimdi dönemde belki birbirimizi yanlış anladık. Belki o olaylar oldu ama bu sonki olayda da yok işte şöyle böyle dediler. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben Faruk Çelik bakanımızla da görüşüyorum. Ankara'ya gittiğimde de görüşüyorum. Yani öyle bir şey yok. Zaten dedim ya koca bir bakan yani tutup da şu anda affedersiniz Urfa'da görev de yapmıyor. Yani bu tür ufak işlerle böyle açıp da şunu şöyle olsun bu böyle olsun diye uğraşmaz. Onlar az para. Ben Ankara'ya gittiğimde hatta bir iki defa Sayın Bakanlar restoranda karşılaştık oturduk sohbet ettik. Yani birinci ettik. Ağızdan kamuoyu bilsin ki. Sayın Bakanım. Hatta Karaköprü Sporu. Ben size çok samimi bir itirafta bulunayım. Sayın Bakanım dedi ki ya dedi o günkü şeyde bize de dedi yanlış yaptırdılar. Biz dedi bize yanlış yaptırmasalardı biz ikimiz dedi bu takımı dedi şimdi 3-4 yıldır Süper Lig'de oynatıyorduk. Aynen kendi itirafı bana da dedi yanlış yaptırdı. Yani bize de yanlış şey yaptılar dedi. Yani spor kamuoyu bu konuda çok sorular soruluyor. En son Karaköprü Spor hadisesinde Kemal Başkanımın önünün Sayın Faruk Çelik. Yok yok. Bir defa ne Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Bey böyle bir hadise. Şimdi öyle bir şey mümkün mü? Hem yani, makamı küçültürsünüz. Hoş değil. Hem tabii, Zeynel Bey'in şahsına şey işgal ettiğiniz. İnanın Zeynel Başkan'ın da Metin Başkan'ın da şu Karaköprü Spor olayında en ufak bir kabahatleri yok. Evet. Kesinlikle suçları yok. Orada yine 2-3 tane atlan arkadaşların gereksiz şeyi yoksa başkanlarımızın ikisinde en ufak bir yanlışı yok orada. Mehmet, onlar o konuda çok iyi niyetli davrandılar. Evet. Beni özellikle de 3-4 defa da davet ettiler. Evet. Ben birebir kesinlikle birebir görüşüm. Zeynel Başkan beni en az 3 defa davet etti bu iş için. İnanın en az 3 defa beni davet etti. Metin Başkan keza benim olmamı çok istiyordu. Ama bizim Urfa işte iki tane fesat adam illa bir şeyler yapıyor. Bizler de ne oldu? Onlar da biraz böyle rahatsız oldu. Biz de rahatsız olduk. Geri durduk. Yani çok öyle kimse kimseye bir art niyet yok. Ben Zeynel Başkan'la hala görüşüyorum. Metin Başkan'la hala görüşüyorum. Bu konuda ikisinin de en ufak bir yanlışı yoktur. Bunun cevabını önümüzdeki süreçte bize verecekleri katkı destekle bütün spor kamuoyu hayal kırıklığı yaşayacak. İnşallah bu oluşum yani gelen mesajların çoğunda diyor ki ilk olarak bu gece yüreğimize bir su serptiniz diyor. Yakup Dodanlı buradan bir mesaj atmış. Ona benzer onlarca mesaj var. Hatta bir tanesi diyor ki benim çocuğum bana diyor ki baba beni niye maça götürmüyorsun? Ben sürekli maça götürdüm. Ben çocuğumu her hafta 15 günde bir yalan söylüyorum. Diyor nereye götüreyim? 15 kişi oynuyor. 15 kişiye oynuyor. Her maç 3-5 yiyor. Ben çocuğuma o tabloyu, o acıyı yaşatmak istemiyorum. Bu gece bizim yüreğimize bir su septiniz. Yarından itibaren güzel şeyler olacak kanaati
Gelen mesajların ekseriyesi başkanın bu yönde. Mehmet Polat da aynısını söylemiş. Ali Budancı, kaptanım güzel fikirler. O da diyor ki başkanın istifa etmesi lazım. Başkanda sıkıntı yok zaten. Biz Vali Bey, Zeynel Bey inisiyatif aldıktan sonra bir şeyler, bir oluşum, bir hareket ortaya çıkıyor. Şimdi Mehmet Yılmaz başkan da bak ben istifa etmem, ben öyle bir şey demiyor. Şimdi demiyor burada yani. Halkın nezdinde öyle bir yanlış anlaşılma var Mehmet Başkan için. Şimdi Mehmet Başkan diyor ki ben paradan vazgeçtim ama diyor, şu çeklerin akıbetini öğrenmem lazım haklı olarak. Şimdi bu konuda da kendisine verilmiş bir söz varsa bence o çekler çözülür. Mehmet Başkan da zaten böyle bir çalışmaya girildiği zaman Mehmet Başkan da bu konuda destek verecektir. Yani o konuda duyarsız kalmaz. Mehmet Yılmaz'ın yönetiminde olan Mehmet Yaşar Bozkurt, kaptanım başkanıma sana sevgi selamlarımı gönderiyorum demiş. Ama Urfa'da kimse doğruları konuşmuyor. Mehmet Yılmaz'ın eline mendili verdiler, ortaya çıkardılar. Bunlar birinci derecede yönetimde ben veririm, yaparım diyen insanlar Mehmet Başkan'ı ortada tek bıraktılar. Mehmet Başkan'ın istifasıyla ilgili bir problem yok. Urfa'da Sayın Saraçoğlu dönemini kimse inkar edemez. Ama benlik uğruna o dönemi de zehir ettiler. Bayri bundan sonra bu girişimlerinize kimse köstek destek olmasın. Yürekli mücadelenizden dolayı seni ve kutluyorum başkanıma sevgi selamlarımı iletiyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Yani Mehmet Yılmaz'ı da bir nevi kendi yönetimindeki insanlar siz, diyor şimdi oyuna Mehmet, getirdiler Mehmet gibi bir şey. Mehmet Başkan benim ziyaretime geldi. Evet. Mehmet Başkan kötü bir insan değil. Yani Mehmet Başkan bakın 1.000.000.000 lira bugün Ufospor'a para vermiş. Yani tutmuş kaç tane çek kesmiş. Yani o da bir şeyler yapmak istemiş ama maalesef kulüp siz güzel bir söz dediniz. Herkes yemiş. Mehmet Yılmaz sofrayı topluyor. Evet. Mehmet Yılmaz'a sofrayı toplat. Yani evet. Yemiş derken para yemiş anlamında değil. Şimdi önceki başkanlarımızın da hepsi birbirinden değerli. Aynen. Yani yemek anlamında ben diyorum. Evet. Şu sofrayı topluyor. İsraf anlamında. İsraf anlamında. O da sofrayı topluyor. Evet. Şanssızlık yani Allah evet. Yardımcısı olsun. Evet. Ha bu kadar niye dayanıyor? Çeklerini çözmeye çalışıyor. Onu da bence gidip Zeynel Başkan'la oturup çözmesi lazım. Evet. Bir an önce bugün bir görüşmeleri vardı. Bu düşüncelerimize bu Urfa Spor'un kurtulması için o da üzerine düşeni yapacaktır. Yani ben inanıyorum. Kemal Başkanım Ahmet Balcı ek olarak tabii bize de söylüyor. 50. yılımıza özel biraz evvel söylediniz Nihat Hocam. 3 kanal bir ortak yayın yapsa 50. yıla özel bir forma bastırılıp sizlerin belediye başkanlarının Vali Bey'in eşliğinde yani bir organizasyon olması. Beyaz TV kimin kanalı mesela? Şeyin Melih Gökçe'nin. Şimdi Urfalı hemşehrimiz. Evet. Gidip görüşürse Ağrı'ya bu imkanı aynen, sağladıysa aynen, Urfa'ya aynen, da sağlar. Aynen, yani bravo. Bugün Beyaz TV'de de bu yapılabilir. Bravo başkanım. Bu işte bir şeyler yapmak lazım. Yani dedim ya konuşmakla olmuyor. Hesap mı açacağız, böyle mi yapacağız? Yani bir şekilde bir düğmeye basalım. Biz dedim ya biz konuşmakla olmuyor bu işler Nihat Hocam. Serhat Kaya. Sayın abim şimdi Kemal Başkan da dedi memleketi birleşmesi lazım. Beni de soğuttular. Memleket de biraz soğudu. Ancak yine Kemal Başkan biraz ısınsın. Kendisine rica edin. Ben kurulacak her evet. Yönetime dışarıdan destek vereceğim. Söz veriyorum burada basın huzurunda. Dışarıdan da içeriden. İçerideymişim gibi elimden evet. Ne gerekiyorsa yapacağım. Ama dedim evet. Ya ben artık gerçekten benden buraya kadar ama dışarıdan içinde olduğumdan daha fazla destek vereceğim. Bu sözü veriyorum Nihat Hocam. Mehmet Demir, Kemal Bey bir kampanya başlatalım diyorsa biz arkadaşlarımızla bu kadar yatıracağız desin, biz de arkasından gelelim. Şimdi bu arkadaşımız medyada olan, spor programına katılan, gündemin içinde olan bir arkadaşımız. Kemal Başkan, arkadaşlarımızla şu kadar bir kampanya başlatalım diye bir... Yani şimdi şu kadar kampanyayı Kemal Başkan başlatır. Sabahattin Başkan da buradan bir meblağ telaffuz etti. Evet. Kemal Başkan, ben biraz evvel bir söz söyledim. Bir hafta da belki çok.
3 gün içinde bir yönetim yapılanması kurdu, 2 milyon lira sıcak para indirdi. Ve Kemal Başkan'a yapılan teklif, özür dileyerek söylüyorum, Büyükşehir Belediye Başkanı'na ilçe başkanlığı teklif etmek gibi bir şey. Enaniyetini bir tarafa bıraktı, Urfa için bunu kabul etti. Ve kendisine o an için yapılan teklif, şu kadar 1 trilyon bize bırakırsan yönetimi sana bırakırız, bizim alacağımız var dendi. Buna rağmen ben Kemal Başkan'dan rica ettim. Kemal Başkan, bir şeyleri konuşmamız lazım. Urfa Spor'un bu ne diyorlar? Ne? Yani orada bu notu özellikle ilave etmek istiyorum. Para değildi bizim oradaki konu. Bizim oradaki konu, parayı hemen verin, biz de kongren ertesi günü vereceğiz dedik. Biz doğrusunu söyledik. Yani kongre bu öncesi para verilmezdi kanunen. Diyor ki, oradaki onlar da kötü niyetten o parayı hemen istemedi. Yani normalde kongre süresinde tüm ödemeler durdurulur. Ben neyi anlatmak istiyorum? Ben oraya takılmıyorum. Bu arkadaşımız diyor ki bir kampanya başlatılacaksa Kemal Başkan ve siz veya arkadaşları hemen önce ben şu kadar. Şimdi ben de diyorum ki Kemal Başkan'ın sürecin içine girmesi, zaten adımını atması, 3 gün içinde bir yönetim oluşturup 2 milyon gibi sıcak paranın oluşumunu sağlayan adam bir üçüncülük takımı için, Urfa Spor için sürecin içine girdiği zaman bunu 3-5 ile 10 ile çarpın siz. Ama bunun olması için yine söylüyorum, biraz evvel yine yüreğimden dolayı kendisini kutluyorum. Gidelim valiye, gidelim Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Negatif konuştular ya. Orada bizi hayal kırıklığına uğrattılar. Çıkıp harbice bir diyelim ki arkadaşlar, bu Vali Bey, Zeynel Bey bu olaya sıcak bakmıyor. Başımızın çaresine bakabilir miyiz? Urfa'dan yine ses yoksa, neticede Urfa'nın tek sahibi ne Kemal Başkan ne de benim. Size biçmiş, bize soğumuş. Ama son ana kadar bu nefes olduğu müddetçe, Urfa Spor'da yaşadığı müddetçe, ben Urfa Spor'u konuşmaya, Urfa Spor'u yaşatmak için elimden ne gelirse yaparım. Sağ olsun Kemal Başkanım da beni kırmadı. Buraya geldi, bu söylemleri söyledi ve bir eylem planı, bir yol haritası. Yarından tezi yok, Vali Bey ve Zeynel Bey'den bir randevu alıp önümüzdeki süreçte neler yapabiliriz'i konuşabilmek bence en büyük adım, en büyük yardımdır. Şimdi Nihat Hocam. Yoksa ufak tefek yatıyorum, Kemal Başkan dedi 50 milyar da ben veriyorum. Zaten sürecin içine girdikten sonra 50 milyar, 100 milyar, 150 milyar, evet başkanım. Nihat Hocam, şimdi bizim bir sıralama yapmamız lazım. Bir, bu görüşmelere bir an önce başlamalıyız. Yani Vali Bey'le ve belediye başkanımızla bir görüşme talep edip hem fikirlerini alıp hem de bu işteki düşüncelerini bir alalım. Onlara bu konudaki rakamı bir anlatalım. Şimdi ikinci konu, bizim ilk önce şu yabancı iki tane topçuyu çözmemiz lazım. Bunlarla çağırıp anlaşma yapıp bir defa FIFA'yı devre dışı etmemiz lazım. Evet. Yani sıralamayı yapıyoruz. FIFA'yı devre dışı ettikten sonra bizim yabancı futbolcularla işimizi bitirip FIFA'yı devre dışı edeceğiz. İlk önce şu yabancıları çözeceğiz. Ondan sonra döneceğiz. Bu sene bu takım düştü arkadaş. Biz maalesef artık üçüncülükteyiz. Önümüzde bir zaman var. Üçüncülükte önümüzde bir zaman var. Biz bu saatten sonra devre arası Fenerbahçe'yi getirip sarı yeşil forma giydirsek Urfa'ya, bu takımı ligde tutamaz. Fenerbahçe dahi tutamaz bu kadrosuyla. Evet. Şimdi biz düştük, üçüncülükteyiz. Burada 4 ay 5 ay süremiz var. Bu 4 ay 5 ay sürede gerekli kampanyalar, demin dediğiniz gibi Beyaz TV ile gidip Birzat Melih Gökçek'le görüşülüp bir program Ağrı Spor'a yaptı, bize niye yapmasın? Aynen. Orada 50. yıla adı altında demin bir arkadaşımızın güzel önerisi, forma satışı, birçok kişi Beyaz TV'ye bağlanıp destekte bulunacaklar. Ufada il dışında yaşayan bu kesinlikle kadar iş adamı var. Kesinlikle çok kişiye bağlanılır. Tabii o programda Sayın Valimiz Ağrı Valisi gibi, Belediye Başkanımız Ağrı Belediye Başkanı gibi, kulüp başkanı artık kim olur, birkaç tane sivil toplum kuruluşu başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, böyle hep beraber bir kenetlenelim. Böyle bir programda en az 3-4 trilyon para toplanır, en az. Hesap açılırsa ben inanıyorum ki bunu da kısa sürede yapmamız lazım. Orada da iyi bir para toplanır. Ondan sonra da belediyeyle valilikte muhakkak gücü nispetinde bir şey yapar. Yani eskisi gibi değil. Bir belediye çıkarıp da al şu 10 trilyonu Urfa Spor'a diyemiyor. Yani onların da hesap verdiği yerler var. Ne dedi? Ben sezon sonuna kadar 3 trilyon
verebilirim, 4 trilyon verebilirim. Ha ne yapar? 6 verir. Evet. Yani bir şekilde o da bu işin içine girer ama bizim bir şeyler başlatmamız lazım. Oturarak olmuyor. Aynen. Yani şu kişi 5000 verdi, bu kişi ben 50.000. Bunlar bunu, laf değil. Bunlar bunu bizim kendilerinden yani işte siz yapın demekten ziyade biz önce gidip biz bir görüşelim. Asker olalım, evet. Tabii bir sıralama yapalım. Evet. Önce bir görüşme. Evet. Vali Bey'le Zeynel Başkan'ın bu konudaki düşünceleri çok önemli. Evet. Çok önemli. Bakalım nasıl bakıyorlar. Aynı. Yine niyet yoksa, yine niyet Karaköprüyse döneceğiz Urfalılara. Durum bu. Biz Urfalılar yapabiliyoruz mu? Gideceğiz Beyaz TV'ye ona buna. Yine mi yok? E kardeş artık kapansın ya. Evet, evet aynen. Ha? Evet. Başka bir arkadaşımızdan bir mesaj var. Başkanım diyor ki Nihat Kaptan 14 tane ilçemiz var. Yani gazoz parasıdır. Bir davet parasıdır. Bir iftar yemeği parasıdır. 100 bin lira verseler 14 tane 1,5 trilyon sadece ilçelerimizden. Yani yeter ki o iradeyi, o niyeti ortaya siz koyun. O çabayı gösterin diyor. Ya basit bir hesap evet. Bakın. Çorum maçına diyoruz ki 30 bin kişi gelsin. Demin 50 lira dedik. 15 gün var maça. Herkes günde 5 lira, 4 lira bir kenara alsın. O gün 100 lira olsun ya bir kişi. Evet. 30 bin kişi 3 trilyon ya. Evet, aynen, aynen. Yani para toplamak, eğer 100 lira verip maça da gelmiyorsa bu memlekette 30 aynen, kişi, aynen, 30 bin kişi, aynen. Ya bırakalım kapansın yani gerçekten aynen, bırakalım. Aynen, aynen. 30 bin kişi oraya gelirse vali beyin bakışı değişecek, aynen. Büyükşehir belediye değişecek. Yani o yönetime girmek insanlar. Tabii herkes bir aynen. Kıvılcım yapmalıyız ha. Yani aynen. Bir kampanyaya bir an önce başlayalım. Bu gece burada kalmasın bu aynen, konuşmalar. Aynen, aynen. Ben zaten onun için. Benim bütün çabam, bütün gayretim o. Yazık ya Urfa Spor'a bakıyoruz. Bu aynen. Hafta ilk golümüzü attık. Aynen. Bir gol, bir puan. Aynen. Ya biz böyle bir duruma düşmedik ya. Aynen. Mehmet. Ya Mutlu Hoca yine diyor. Ondan da Allah razı olsun. Bu günlerde gidiyor, ilgileniyor diyor. Yine evet. Ondan da Allah razı evet. Olsun. Ama bu tablo çok kötü bir tablo. Evet. Mehmet Salih Şansal, Urfalılar isterse bu kulüp kurtulur. Vali Bey, Zeynel Başkan'ı bizim itmemiz lazım. O sinerji ortada yok. Vallahi ortada kimsede var mı yok mu bilmiyorum ama ben gücüm nispetinde, kuvvetim nispetinde itmeye çalışıyorum. Sağ olsun başkanlarım kırmıyorlar. Geldiler, katıldılar. Evet. Yayınınız çok güzel gidiyor abim. Allah star etsin sizi. Senin gibi insanların sayısını çoğalsın. Bize taraftar olarak elimizden ne düşüyorsa gerekirse esnafı tek tek gezip gidip kurumlardan ben şahsım olarak yardım dilenirim demiş Ahmet Balcı. Evet Ahmet Seymen Kaptan güzel program oluyor diyor. Başkanın kendi konuşmak istediği ayrı kendi gündeminde olan bir söylemek istediği bir söz var mı demiş başkanım. Yani sen sorma da başkanın kendi yanında kendi yanından konuşmak istediği bir şey var mı diye. Şimdi ben de sizin gibi bana da çok mesaj geliyor. Evet. Mesela Antalya'dan bir arkadaş Ahmet Bey. Antalya'dan bu arkadaşımız ben başkanken 5000 lira 2011 yılında kombin almıştı. Evet. Antalya'da maça gelmediği halde. Şimdi mesaj atmış, başkanım ben hazırım diyor. Hemen hesabı açın, para yatıracağım diyor. Yani bu örnek vereyim. Bunun gibi birçok mesaj bize de gelmiş. Mesela Kemal Polat kardeşimiz güzel bir mesaj yazmış. Bu kampanyalarla ilgili bir çalışma grubu diyor kuralım. Evet, Kemal Polat. Evet, yani çok güzel. Çok güzel bir şey. Bir grup evet. Kuralım. Bu grupla gidelim Vali Bey'e. Zeynel Başkan'a bir grup kuralım. Böyle 4-5 arkadaşlı bir grup kuralım. Ben dedim ya eylem planımız ve yol haritamız. Bunu bir an önce dediğim gibi mesela Ankara'dan Kadir arkadaşımız yazmış. Başkanım yanınızdayız. Hesap açın hemen ben buradan para evet. Yatıracağım diye. Yani herkes bekliyor. Ha birinin önderlik etmesi ben, lazım. Ben bizim geçen işte o dönem. Biz biraz para bir toplayalım. Evet. Evet. Gidelim ya. Yani önce bir Vali Bey'le, Zeynel Bey'le görüşelim, start verelim. İnanın bakın onlar da elinden geleni yapacak. Aynen. Şimdi biz dedim ya, bize o kadar tembel alıştırdılar ki. Biz hep oturmuşuz, belediye para versin, bakan bize para bulsun, Vali Bey para versin.
Bekliyoruz. Yok böyle bir şey. Bizler bir şey yapmalıyız. Yani evet. Bizler itmeliyiz yani. İtici güç olmalıyız. Evet. Mehmet Demirel bir mesaj atmış. Kaptanım Allah senden razı olsun. Cevheri'yi çıkardın. Bu gece Saraçoğlu. Fatih Bucak ve sair buna benzer isimleri sizin dediğiniz gibi işte bir heyet, bir komite buna benzer geniş bir şey olsa sonuç alır mı diyor. Herkes bu sürecin içinde olsun. Kim geliyorsa yanlış Nihat mı? Nihat Hocam, evet. Sonuç alınmayacak bir rakam değil. Biz şu anda bu kulübün niye kapandığını, bakın diyoruz ki sezon başındaki tablo değil. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum evet, ben. Evet. Şu anki gelinen tablo, artık iflas etmiş bir kulüp olduğunu herkes inandı. Topçular bizi arıyor. Başkanım dörtte bire razıyım. Bunu sezon başı demiyordu topçu. Bugün diyor, herkes diyor. Yeter evet. ki biz burada bunlarla görüşecek ekibi iyi kuralım. Yani futbolcu bizi itiyor. Yani ben dörtte birini alayım da kulüp kapanmasın. Şu anda gelinen tablo kötü bir tablo değil. 10-12 trilyon nakit parayla çözülecek bir tablo. Şimdi bunu da koca 2 milyonlu şehir bir şey yapmıyorsa yani biz hak etmiyoruz. Bize üçüncülük de fazla o zaman. Aynen. Bizim bugün Süper Lig'de olmamız lazım. Bize aynen. Biz PTT'yi bile beğenmiyorduk. O lige çıktık dedik hemen Süper Lig'e çıkaralım. Aynen. Aslında Urfa Spor'a biraz yapılan en büyük kötülük de o Süper Lig. Şimdi bütün şehir kenetlenmiş. Yok yok çok güzel bir hava yakalamışız. Evet. Şehir kenetlenmiş. Serdar Özkanlar ara transferde Gekas'tan Bilal Kısa'yı bağlamışız. Ara evet. transferde. Evet. Ara transferde gol sıkıntısı çekiyoruz. Biraz orta saha evet. zayıf. İki tane iyi topçu birincilikten, Süper Lig'den. Serdar Özkan falan, Tonya Tistel, takım taş gibi. Bir anda bir tokat yedik. Nasıl oldu biz de anladık. Aynen. Yani Süper Lig'in şeyinden döndü bu takım. Aynen. Takımımız çok güzeldi gerçekten. Evet. Aziz Kaya, Kemal Başkan'ın biraz evvel güzel bir konuya değindi. Beyaz TV sohbetini yaptı. Beyaz TV bir Kayseri için yardım gecesi düzenliyorsa, Melih Gökçek de Urfalı'dır. Kemal Başkan'ın bu önerisinden dolayı çok hoşuna gitmiş. Tebrik ediyor. Niye bizde olmasın diyor. Yani gerçekten bu benim de aklıma gelmedi başkanım. Mesela Beyaz TV ile anlaştıktan sonra Nihat Hocam gidip İbrahim Tatlıses'i oraya getirelim. Gelir yani yok demez İbrahim aynen, Tatlıses aynen. davet edersek. Niye aynen. gelmesin? O da yani o gece Faruk Çelik'i yani rekor bir para toplarız. Aynen, o aynen. gece Faruk Bakan'ı da getirelim. Aynen, bakanı yani rekor bir para toplarız ha buna aynen, inanın. Aynen, milletvekillerimizin hepsi gelir. Aynen, yani aynen. biz bir ağrı 3 trilyon topladıysa aynen, biz o gece aynen. en az 10 trilyon toplarız. Enaniyetlerimizi hepsini bir tarafa tabii, bırakacağız. Üçüncülükte de inanın aynen. doğru işler yapalım. Her sene bir lig yaparız. Aynen, yani bir ligde 2 sene kalmayız. Aynen. Mehmet Köse, Saraçoğlu başkanım lokomotif, biz taraftarlar vagon, trenimizde yer yok, tren hareket etmek üzere Urfa Spor desten yazmaya yola çıkıyor. Ya ben Nihat Başkanım, ben nereden bunları diziyorsunuz? Ben nereden? Yanınızdayım her şekilde. Her şekilde yanınızdayım. Yani illa evet. Kemal Başkan değil ha. Bir sürü Urfa'da sürece değerli... kim taş koyuyorsa. Ben her zaman yanındayım. Bizim bizden her konuda ben takımımın yanındayım. Evet. Giderim, gelirim. Bize danışman ol dediler. Dedik ya sabır. Baktık ki söz dinlemiyorlar. Şahitsin bıraktık aynen. yeri geldik. Kötü mü yaptık? Ünal Karaman'ı getirdik. Bugün Ünal Karaman'ın geldiği yeri görüyorsunuz. Yani 2-3 tane Hüseyin Gala, İzzet baktık ki durum bizi dinlenmiyor. Biz de çektik geldik. Evet, biz yani başkanlık şart değil. Biz kulübün her şeyini yaparız. Nihat Hocam. Evet. Halil Demir, Kemal Başkan'ın bu kadar söylemlerinden sonra bu görünüyor ki şimdi 21-30 kişilik bir yönetim listesini yaparsa ölüsü 200 bin alsa 6 trilyon para eder. Biz de Kemal Başkan'ın heykeline dikeriz. Hüseyin Toprak, Çetin Şenay, Mahmut Tuncer'i niye unuttunuz diyor. Çetin, Mahmut Tuncer'i de burada ekleyelim. Çetin onu da bravo. Evet, bravo. Evet. Zekeriya Ünlü gelsin, Zekeriya Mahmut Ünlü Tuncer gelsin, Şahap Akagün gelsin. Bunlar bizim değerlerimiz. Yani değerlerimizin çoğunu oraya getireceğiz. Mesela Çetin ve Metin Şenay kardeşler dağıtmış. Onlar da her şekilde görev almaya hazırlar. Bize de ne düşüyorsa Urfa Spor'un diyor son kuruşuna kadar yandayız diyor. Bana attığı mesaj... Yani Urfa var ya dedim ya hazır sadece bir düğmeye basmak
Evet. Biz bu düğmeye basmadık. Bugüne kadar tek büyük hatamız o. İnşallah bu gece bu programla o startı İnşallah veriyoruz. İnşallah yarın basacak. Hatta bak, ondan sonra bakacağız hesaplara. Hak etmiyorsak kardeşim bırakın kapansın. Demek ki Vali Bey haklı, Zeynep Bey aynen. haklı. Biz bir çıkalım ortaya. Açalım hesap. Onların önce bir fikrini alalım. Onlar bu konuda yanımızda mı? Fikir samimi mi? Nedir? Ne düşünüyorlar Vali Bey'le? Biz kendimizi iyi bir ifade edelim. Edelim. Zaten konuşmada anlarız. Evet. Kamuoyuna da çıkarız bir basın açıklamasıyla. Olan aynen. görüşmemizi de anlatırız. Aynen. Bunun aynen. şeyi yok. Urfa Spor çok önemli. Aynen. Yani Urfa Spor büyük bir güç. Aynen. Aynen. Bakın çok büyük bir güç. Yani gerçek söylüyorum. Kimse bunun farkında değil. Aynen. 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 Metin'in şöyle bir mesajı var. Diyor ki hastanelerde bu odayı şu adam döşemiş, bu odayı odalarda şöyle bir yazı yazılır. Dikkatinizi çekmiştir. Bu oda Kemal Saracoğlu tarafından döşenmiştir. Hastanelerde öyle bir yazı var. Evet. Dikkatinizi çekmiş evet. mi bilmiyorum. Evet. Diyor işte şu futbolcunun ödemesini falan iş adamı üstlenmiştir. Diye. O şekilde bir paylaşım kamuoyunda billboardları alsın diyor. Biz yani. Şimdi bir cenazeyi bir kişi tabutu taşıyabilir mi? Hayır taşıyamıyor. Ama dört kişi en az olduğu zaman taşır. Şu anda bizim bir cenazemiz var. Gelin hep beraber bu cenazeyi taşıyalım. Herkes elini bu cenazenin altına atsın. Bu evet. yükü paylaşacağız. Aynen. Halil Dereci, Nihat kardeşin yine sahneye çıktın. Allah senden razı olsun diyor. Kemal Başkanıma saygılarımı ilet. Kemal Başkanımla biz bu hastayı ayağa kaldırırız demiş. Teşekkür ediyorum. Biz o samimiyeti göreceğiz Nihat Aynen. Hocam. Biz görüşmelere başlıyoruz. Bu samimiyeti göreceğiz. Eğer bu samimiyet yoksa kusura bakmasınlar. Aynen. Dedim ya kapansın biz kulüp. Üstümüze ama bu kulüp kapanırsa öyle. Bu tarih hiç kimseyi affetmez. Aynen. Aynen. Bu kulübe aynen. biz ne yapıp edip 3. ligde yeniden başlayacağız. Yazık aynen. ya şu Malatya bizim oynadığımız aynen. dönemde Malatya 2. ligdeydi. 2 maçta aynen. da gidip yendik. Aynen. Şu Gazişehir Antep. İki maçta da birinde beraber kaldık, birinde yendik. Yani aynen. bizim zamanımızda bu etrafımızda şu anda Süper Lig'de olan takımlar hep bize özeniyordu. Bugün geldiğimiz noktada herkes bize üzülüyor. Aynen. Biz yine düştüğümüz yerden kalkacağız hep aynen. beraber ama. İnşallah, inşallah. Üç kişi, beş kişi değil. Yalnız belediyeyi bekleyerek, Vali Bey'i bekleyerek değil. Aynen. Hepimiz. Aynen. Bir Bismillah deyip yola girelim. Arkamızda insanları, kitleleri ben inanıyorum onları göreceğiz ama kitlelerin önünde yürüyecek bir adam lazım. Allah'ın izniyle bu akşam bunu size yapacak. Çok samimi bir şey söyleyeyim. Evet. Spor çok farklı bir şey. Bakın biz 6 trilyon bir bütçeyle şampiyon ettik. Demin verdiğimiz paraları söyledim. Dedim çok komik evet. paralarla yaptık. Takım güven duyuldu mu yönetime? İnanın şehir bir ayaklanıyor. Nihat Hocam her yerden mesela arıyor X bir şirket bakıyorsun 10 bin lira gönderiyor. Bir filan şirket reklam veriyor. Yani herkes bir şeyler yapmak istiyor. Şimdi biz bu düğmeye bir şey kurarak, bir grup kurarak ilk Vali Bey'le, Zeynel Bey'le görüşmekle başlayacağız Nihat Hocam. Evet. Diyor Kemal Ali Bilgiler, Kemal Başkan'ın o banka teklifine deyip bizler avam olarak üstümüze düşeni yaparız. Ben inanıyorum da ciddi bir meblağ yatırılır. Nihat Hocam günlük halka bilgi vereceğiz. Bugün evet. atıyorum 750 bin lira oldu. Evet. İkinci günü 1 evet. trilyon 400 oldu. Evet. 7 gün süre koyacağız. Evet. Her gün günlük bilgi verilecek. 3 yerel kanalımız evet. ana haberde evet. o gün toplanan parayı evet. bankadan gidip bilgisini alacak. Akşam televizyonda aynen, gösterecek. Aynen. Bu heyecandan biz 7 gün içinde iyi bir para toplayacağız. İnşallah. Ve diyor ki Avam bankaya yatırır. Bunun örneği Nihat Kaptan diyor senin oynadığın dönemde Mardin'de olaylı Mardin maçında şampiyonluk son maçta kaybolmuştu. Akibinde Urfalılar kendisi gidip hesap açıldı. Urfalılar çok ciddi bir para o zaman bankaya yatırdı. Eğer bu iradeyi görürlerse diyor Urfalı yardım eder. Beyaz TV'deki organizasyonunuza da Urfa'da tanımadığınız iş adamları dahi orada bakarsınız. Bu Urfalımız ciddi oranlarda yardım yapar. Ya Urfa Spor'u seven herkes ben inanıyorum evet. ki o gece evet. iyi bir para toplanacaktır. Evet. En basit bir yönetim kuralım dedik. 300, 200, 100 bin veren bir sürü arkadaş çıktı Urfa'da. Yani evet. Para yönetim kurmada para sıkıntısı hiçbir zaman olmadı. Yani olmuyor da. Hatta herkes de 50 binli bağış şeyiyle Nihat Hocam evet, derdi. Evet.
Yani biz sporu seven bir memleketiz. Belki bir Eskişehir, bir Bursa gibi değiliz ama biz de sporu seven bir şehiriz. Güzel şeyler yaparsak şu halkı tekrar spor çerçevesinde birleştirebiliriz. Şuhab Akagün mesaj atmış. Nihat Kaptan beni unuttuz, ben de seve seve gelirim yok, demiş. Ben söyledim Şahap Akagün dedi. Şahap kardeşim. Ben buradan, demin Şahap Akagün de Zekeriya burada, Ünlü de dedi. Buradan sevgi selamlarımızı Şahap Akagün. Mahmut Tuncer de. Evet. Haşim Nengi. Ya tabii sen her şeyin çok açık ve özünü anlatıyorsun. Kemal Başkanım'dan Allah razı olsun diyor. Biz inanıyoruz yarından tezi yok, çok güzel gelişmeler olacak ama sen de dediğin gibi bu işin lokomotifi, itekleyici gücü Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Valimiz. Burada hemfikiriz. Vallahi mesajlara artık yetişemiyorum başkanım ya. Şükrü Akça, ya tabii büyük başkana selamlar. Bursa'dan tek aşkımız Şanlıurfa Spor. Başka, dünyada başka takım yok. Türkiye bir tarafa, Şanlıurfa Spor bir tarafa. Şanlıurfa Spor Allah'ın izniyle, Kemal Başkan ve senin gayretinle ayağa kaldıracağınıza inanıyorum. Bursa'dan Urfalılar olarak selamlarımızı iletiyoruz bak, demiş. Şükrü Akça kardeşime. Ahmet evet. Çayan kardeşimiz. Evet. Başkanım diyor, ben Urfa Spor'u çok seviyorum diyor. Bu gece bizi diyor çok heyecanlandırdınız. Biz de diyor ne gerekirse yapmaya hazırız. Hesap açın, ben de diyor gücüm nispetinde ne gerekirse yatıracağım diyor. Hüseyin Leblebici özellikle her konuda biz de hazırız diyor. Yani bir heyecan var. Gerçekten biz düştüğümüz yerden kalkarız. Yeter ki isteyelim. Nihat Harun Hocam. Harun Aslan, Nihat abi bu organizasyona çok çok şeffaf bir şekilde yapılması lazım. Yoksa aynı hatalara tekrar düşme ihtimalimiz çok yüksektir. Dürüst insanlarla bu oluşum olacaksa bu işte önce olun, yoksa siz de bu evvela girmeyin diye bir, o da haklı olarak sistemlerini yazmış. Çünkü geçmişte çok yanlış işler yapıldı. Çok yanlış süreçler. Yaşar Polat, vekilleri hiç konuşmuyorsunuz demiş Nihat Hocam. Cumhurbaşkanı Spor Bakanlığı'na Urfa Spor'un durumunu arz etseler bunun aslında bir dönüşü Nihat olmaz hocam, mı? Çok güzel bir evet. Kim bu arkadaş? Yaşar Polat. Yaşar Polat kardeşimiz güzel bir konuya değinmiş. Aslında Cumhurbaşkanımıza sezon başı bizim vekillerimiz yine burada hata yine bizlerin. Yani biz kimseyi suçlamayalım. Biz vekillerimizi toplayıp da böyle bir organizasyon yapıp Cumhurbaşkanımıza götürebilseydik vekillerimizi, inanın Cumhurbaşkanımız Urfa'ya el atardı. Biz vekillerimiz de buradan... Biz o, yani dedim ya, çok süreci yanlış götürüyoruz. Çok hiçbir şey yapmıyoruz dedim ya. Biz hiçbir şey yapmadık dedim. Sezon başından belli, sadece boş boş konuştuk. Yani ben buradan bir çağrı da sayın vekillerimize yapayım. Biz Zeynel Başkan, Sayın Valimizden sonra vekillerimizi de ziyaret edip vekilleri de Urfa Spor konusunda sahaya çekme yönünde bizim bir orada da bir gayretimizin olması lazım. Nihat Hocam, Urfa Spor deyip geçmeyin. Evet. 5000 bayan maça geliyordu. 5000 bayan. Evet. Biz 5000 bayanı o stada getirdik. Evet. İnşallah tekrar o ambiyansı, o heyecanı yani, yaşayacağız inşallah. Dedim ya, o havayı hep beraber yakalayacağız yani Allah'ın izniyle. O bir Urfa Bey ismini öyle yazmış. Kemal Başkan, sen bizim gönlümüzün başkanısın. Ben eminim ki yarından tezi yok, Urfa Spor yoğun bakımdan çıkacak. Selam olsun Nihat Hocam sizlere, selam olsun başkanımıza demiş. Ben mesajları yakalayamıyorum. Her taraftan mesaj geliyor. Başkanım ben şaşırdım. Hiç bu kadar mesajla. Mehmet Kaya, Sayın Kaptanım banka hesabı çok iyi bir fikir. Bank her akşam da başkanımın dediği gibi ilan edilsin ne kadar yatırılmış diye. Hatta büyük firmalar da yatırırsa onların ismi de teşvik amaçlı onlar da lanse edilsin. Mesela ASKF başkanımızla evet. Bu konuda görüşülür. Evet. ASKF başkanımızın şu anki ben bu arada başkan yardımcısıyım. Siz yönetimdesiniz. mesela ASKF başkanımız da Allah var. Urfa Spor için çok üzülüyor. Evet. Onunla görüşülüp onların hesabından da bu şeyi toplayabiliriz. Yani günlük ne yattı? ASKF başkanımız bir herhangi bir lira kesinti de yapmaz. Evet. Bu parayı günlük. Oğlum burada ben sözünü veriyorum.
İşte bak ASFK başkanını da bu grubun içine alalım başkanımızı. Ben ASFK başkan vekili olarak ASFK yönetimi başkanı Mehmet Aktaşoğlu adına bu zor süreçte belediyeler üzerinde Urfa Spor'a yapılan yardımdan hiçbir kesinti yapılmayacağını sözünü yönetim kuruluya başkanım adına söylüyorum. Hesap açmada kolaylık olsun diye Mehmet evet. Aktaşoğlu başkanım Urfa Spor için çok çırpınıyor. Çok evet. da üzülüyor şu evet. anki haline. Onu da alıp beraber Vali Bey'e gittiğimizde evet. mesela Mehmet Başkan hesabını kullanabiliriz ASKF'nin. Evet. Evet. En azından şu anki hesap bakiyesi nedir atıyorum. Budur. Evet. Onun evet. üstü o gösterilir Vali Bey'e, evet. Zeynel Başkan'a. Onun üstünde yatan tüm para Urfa Spor için yapmıştır. Aynen. Hemen yani süreci hızlandırırsak aynen. biz bunu 2 milyon insana yayarsak yani bir haftada parayı yarısını aynen. toplarız aynen. en azından. Aynen. İsmail Çekici demiş başkanıma Doğuş grubundan da alınır. Niye alınmasın yani? Ya ben neticede Urfa'da aktivitesi olan yani tabii bunları organize edecek, bunları dinlendirecek mevkilerci biz değiliz. Ben sadece evet. Urfa adına konuşuyorum. Şimdi Doğuş grubu adına benim bir şey söyleme şeyim yok. Yani değil mi ya konuştuğumuz evet. şeyin altı dolu olmalı. Urfalılar bir alem başka ya. Neyi başka kimse yok mu? Şeyde mahalli sanatçı Hüseyin Gürses var. Başka kim var? Başka mahalli sanatçı kim var? İsmail Akagin var. Şimdi Kazım Çiriç var. Şimdi, ya bu ne yazmış, niye söylüyorum biliyor musun? Değil Yal Kaptan değil, Nuri Sesi Güzel'den Ferhat Güzel'i de unuttum. Şimdi, yani şimdi tek tek. Şimdi bizim tabii işi şeye almak lazım. Yani biz bir öyle bir kanala çıkıldığı zaman değerli olan Urfa'nın değerlerini oraya bütün çıkarmak lazım. Çıkardık, tabii bütün he, değerleri tabii. gelsin. Yani yok. Arkadaşa da saygı duyuyorum. Evet. Yani bütün değerleri gitsin Urfa'nın ne evet, kadar ben, değer. Zaten bizim en büyük hatamız değerlerimize sahip çıkmadığımız için bu noktalara geliyoruz. Aynen. Kendi değerlerimize o sahip çıkıyoruz. Benim hoşuma giden yani bizim unuttuğumuz bütün değerler. Siyasilerimiz gelsin, bütün vekillerimiz gelsin, evet. bütün 13 ilçe belediye başkanımız da gelsin. Ombudsmanımız Urfa'ya yıllarca çok büyük hizmet vermiş. Yıllarca siyasetin duayeni bir insan. Beyaz TV'de bir gece düzenlersek şayet Necmettin Cevheri abimiz bile gelsin. Onu bile getirelim. Onun Türkiye'de çok büyük bir ağırlığı, saygınlığı var. Aklımıza kim geliyorsa, Türkiye'de, İstanbul'da özellikle bir sürü sayılı iş adamlarımız var. Şükrü Aslan, abi ben yömye ile çalışan sıvacı ustasıyım. Yömyem 200 TL diyor. Vallahi billahi 2 yömyemi Urfa Spor'a gönüllü hiba ederim diyor. Yani şimdi bizim bu programımızın gelen mesajlara baktığımız zaman duygulanmamak elde değil. Yani bu programımızdan dolayı Reşit Akın. Reşit abi selam sevgilerimizi gönderelim. Çoktandır kayıpsın. Görmüyoruz da seni. Bak Reşit Akın ismini başkan duydu. Tebessüm etmeye başladı. Hatta gelen bir mesaj... Reşit Akıl başkanımız da o şampiyon olan yöneticimiz. Kadrodaydı biliyorum. Kadrodaydı ve başarılı bir yöneticimiz. Gelen mesajların içinde bir tanesi de diyordu ki Nihat abi Reşit Akıl'ı başkan edin. Tabii biz o zaman evet. Nihat hocam yönetimimiz evet. de iyiydi. Yani bazı işler ekip işi. Bizim ekibimiz çok iyiydi. Yani biz bir şeyi tek yapmadık. Ekibimiz çok iyiydi. Evet bak Reşit abi ne demiş? Olay kişilerin isimlerini söyleyip onları onurlandırmak değil. Yani onurlandırdın mı Urfalı biraz sever yani böyle koltuğa vermeyi. Bir mahsuru yok eğer Urfa Spor'a bir gelir olacaksa isim de zikredelim Reşit abi. Ama tabii ki doğrusu senin söylediğin. İsim zikredip onları onur etmek değil. Ama Urfa için dinamikleri harekete geçirmek ve insanların da gelip Urfa Spor'un onurundan ve Urfa Spor üzerinden aldığı prim ve kademeleri geri vermesidir. Nihat Hocam, yani artık vefa zamanıdır. Kişilerin Urfa Spor üzerinden aldıklarını maddi manevi anlamda güçlerince geri verme zamanıdır. Başkanıma selamlar. Hocam iyi yayınlar. Güzel bir mesaj atmış. Urfa Spor üzerinden herhalde geçmişte görev yapan insanları, yani yeteri kadar onuru olmuşlar, isim almışlar. Yani maddi menfaat anlamında demiyor da o insanların artık Urfa Spor'a vefalarını gösterme zamanı. Bence yönetimdeki arkadaşların, futbolcu kardeşlerimizin bu hiba lafları da bir nevi onura etmektir, vefa etmektir değil mi Kemal Başkanım?
Şimdi tabii ben herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Şimdi mesaj atmışlar. Şimdi dedim ya artık icraat zamanı, konuşma zamanı değil. Nihat Hocam, artık icraat zamanı. Sabri Deniz, biraz evvel 14 tane ilçe mesajını atan arkadaş, ismini de yazmış. Ben de kayıtlı olmadığı için biraz evvel ismini okuyamadım, kusura bakmasın. Diyor, artı olarak Nihat Hocam, oğlumun kumbarasındaki bütün parayı size bağışlarım diyor. Yani bunlar insanı gerçekten duygulandıran ve düşündüren şimdi şeyler. Şimdi iki tane evet. kampanya yapacağız Nihat Hocam. Evet. Bir, hesap açma. Onu da Mehmet Aktaşoğlu Başkanım'la görüşelim. Mehmet Aktaşoğlu Başkanımızdan bu konuda destek alırız. İki, şu Beyaz TV'deki gece, bu iki gece Urfa Sporu kurtarır. Evet. Burada hiç olmazsa belediye ve Sayın Valimiz bu konuda öncülük ederlerse Nihat Hocam iyi bir para toplanır. Bence bu iş çözülür diye düşünüyorum. Şimdi mesajlar hocam, başkanım çok mesaj geliyor. Ben inanın şaşırdım. İsmail kardeşimiz, o da su parasına değinmiş. Nabi Gençkol, Naci Noş abimiz. Evet. Ya canlı yayında telefon çalır mı Kerim Başkan? Kerim Aktaş'ın. Şu anda tarih yazıyorsunuz. Naci abi söylüyor bunu. Şanlıurfa tarihini altın harflerle yazılacaksınız. Biz de varız, bize de ne düşüyorsa başlıyor üstüne diyor. Urfa Sporu yaşatma adına çok büyük işler yapıyorsunuz. Emeklerinden dolayı gözlerinden öpüyorum diyor seni. Yani iki aydır benim Allah da yukarıda, herkes işte Nihat hatta hocam, bana diyorlar ya ölüden sen Nihat ne hocam, istiyorsun? Daha bir şey yapmadık. Evet. Biz de şu anda sadece konuşuyoruz. Biz evet. konuşuyoruz şu anda. Altı aydır konuşulanlar gibi bu gece biz de konuşuyoruz. İcraatı hemen başlarsak yapacağız. Yani daha biz şu anda konuşuyoruz. Bütün şehir, bakın yine çok samimi söylüyorum. Bir defa samimiyeti ortaya koyacağız. Mülk amirlerle, belediye başkanlarımızla, bizler hepimiz bir samimiyet ortaya koyup düğmeye bir an önce Nihat Hocam basmamız evet. lazım. Zaman daralıyor. Evet, ve bir an önce 3. ligin yapılanmasını başlayıp, hani derler ya yiğit düştüğü yerden kalkmasını bilir. Evet. Biz düştüğümüz yerden kalkacağız ve bu takımı Allah'ın izniyle tüm şehir kenetlenip her sene bir lig atlatacağız. Kemal Polat kardeşimiz bak ne demiş. Başkanım sen hoş söylüyorsun de Nihat Hocam bu akşam bizi heyecanlandırdınız diyor. Tansiyonumuz yükseldi. Yani şimdi yani yeminle söylüyorum başkan, bana 50 kişi, 100 kişi, 1000 kişi neyin peşindesin? Sen bir ölüyü diriltmenin peşindesin. Bu gece işte o komada olan o hasta var ya, hani yıllarca komada işte der, elini oynattı, gözünü açtı. İşte Urfa Spor'un durumu bu. Şimdi, Allah'ın izniyle çok hızlı bir şekilde tedaviye cevap verecek. Şimdi, normal odaya çıkaracağız bu hastayı. Ondan sonra yürüyüp koşacak duruma getirecek, bir seviyeye şimdi, getirecek. Şimdi Celalettin Güvenç, vali. Evet. O dönem PTT'deyiz. O dönemki ligin adı PTT değildi ama birincilikteyiz. Evet. Bankasya. Bankasya'ydı. Sürekli benden üstüme geliyor. Dedim ki Sayın Valim dedim, bak size çok önemli bir şey söyleyeceğim dedim. Statta dedim, şu anda üstüme geldiğini bütün Urfa görüyor. Yani elimden bu takımı almak istiyorsun. Söz verdiğim birileri var, birilerini buraya getirip başkan veya yönetim kuracaksın. Elimden takımı almak istiyorsun. Haksız bir şekilde üstüme geliyorsun. Dedim 30 bin kişi şu statta, takımım sahaya çıktığında ben tribünlerde görsem, sen değil senin kralın beni indiremez dedim. Yeter ki 30 bin kişi gelsin statta bana sahip çıksın. Tek olmadığımı hissedeyim. Sen değil senin kralın beni indiremez dedim. Ne olursan evet. ol dedim. Makamına saygı duyuyorum ama şahsına değil dedim. Bugün aynı şeyi yine söylüyorum. O 30 bin kişiyi arkamızda bakın bugün yine aynı şeyi söylüyorum Nihat Hocam. Gelin şu Çorum maçına 30 bin kişi gidelim. O tribünü bir dolduralım. Şu dediklerime bir başlayalım. Yemin ederim Urfa Spor'u 4 sene sonra hak ettiği ligde görürsünüz. Ve bu şu program dönüm noktası. Ama yaparsak bu gece burada kalmayacak.
Konuşmayacağız. Olmayacak inşallah. Heyet mi kuruluyor? Heyete böyle güzel sporu seven mesela demin o Metin Şenay kardeşler. Gerçekten bu sporu seven kardeşlerimiz. Evet. Onlar bir heyecanlı. Bizim önceki yönetimden bir iki arkadaş mesela örnek vereyim. Siz zaten 2-3 aydır kendinizi yırtıyorsunuz Nihat Hocam. Evet. Bir ekip kuralım gidelim Vali Bey'e, Zeynel Bey'e. Bir fikirlerini görelim, durumlarını görelim. Ona göre düğmeye basalım. Mesela Mehmet Başkanımı alalım ASEKEF'e başkanımızı. Evet. Yani ben inanıyorum ki bizim ilçe belediye başkanlarımız bu konuda duyarlı. Büyükşehir belediye başkanımızın bakış açısı değişecek. Nihat Hocam. Evet. Yani güzel şeyler olacağına inanıyorum. Yeter ki düğmeye basalım. Lafta kalmasın. Şimdi mesela bu Beyaz TV zor bir şey değil. Bir görüşmeyle hemen programa alınacak bir durum. 50. yıl bak deminki arkadaşımızın önerisi güzel. Çok mükemmel bir gece olur mesela. Orada mükemmel bir para toplanır. Nihat Hocam. Evet. Ama bunu bir an önce dediğim gibi o ekibin kurulup düğmeye basması lazım. Şimdi telefonla bir arkadaşımız bir mesaj geldi. Ben mesajını arıyorum. Instagram'dan, Facebook'tan, Messenger'dan, WhatsApp'tan yani yüzlerce mesaj var. Kusura bakmasın ben bulamadım. Yani vakit yani bulmaya kalksam başkanıma burada zaman ayıramam. Harran Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bayıntaş mesaj atmış. Mesajımı okur musunuz diye. Mesajı bulamıyorum. Kusuruma bakmasın. Çok yoğun. Muhakkak ilerleyen dakikalarda görüp dilim döndüğünce başkanımın yerine ben mesaj yazmaya çalışıyorum. Agrispor Belediye Başkanı Feyyat Güllü de başka bir mesaj atmış. Feyyat Güllü'nün mesajını okumayalım. Yani bizimle alakalı değil ama başka bir arkadaşımıza bir sitemde bulunuyor, ithamda bulunuyor. Mehmet İttifak İftirak Haydi Şanlıurfa 1. Başkan Kemal Saracoğlu, 2. Başkan Nihat Çakır. Benim öyle bir niyetim yok. Aynı şekilde, öyle bir niyetim yok ama Urfa Spor'un 3. Lig'den yeniden yapılanmasını istiyoruz. Biz de bu konuda destekliyoruz. Kesinlikle en azından bu işin başlamasına yardımcı olalım. Evet. Şu maddi boyutunu bir toparlayalım. Elimizden ne yardım gerekiyorsa yapalım. Evet. Ha yönetim kurulsun biz her konuda da destek olalım. Neresinden tutulmamızı istiyorsa biz orasından tutarız. Şurada dur deseler şurada. Zaten Nihat Hocam yapılanmayı düzgün yaparsak kulübün delege yapsını. Kulübün borç yapsını, mali yapsını düzeltirsek zaten çok düzgün yönetimler gelir. Evet. Yani futbolu bilen arkadaşlar çok Urfa'da. Yani illa bir Nihat Hoca veya bir Ahmet, Kemal, Mehmet değil. Urfa'da yüzlerce spordan çok iyi anlayan arkadaşlarımız var. Yani bir ekip kurulur. Bu sürekli yapılacak bir iş de değil. İnsanları belli bir süreden sonra yıpratıyor. Yani sürekli böyle yeni gönüllü arkadaşları yönetimlere getirip doğru işler yaparak takımı hep üst liglerde tutmak. Yani buradaki gaye bu. Evet. Biz ne yaptık? Bunu tam tersini yaptık. Yani hep yok filanın parası var gel başkan ol filanın parası var gel. Evet, ya iki tane yanlış transfer adam verdiği parayı fazlasıyla götürüyor. Aynen. Halil Demir, haydi Urfalılar bugün namus günüdür diyor. Tek bilek, tek güç. Yarından itibaren Urfa Spor için ne yapılması gerekiyorsa sizlerin ve başkanın emrindeyiz demiş. Mehmet Can Gençkul. Nihat Hocam Ferhat Göçer'i unuttunuz. Kemal Ferhat Göçer'i de ekledik. Kemal Başkan varsa umut var. Benim de üzerime ne düşüyorsa ulusal basın da elimden geleni yapmaya hazırım. Nihat Çakır ağabeyimiz ve Kemal Başkanımız var ise demek ki artık bir şeyler olacaktır. Boğaziçi Üniversitesi Turizm Elçisi Mehmet Can Gençkol İstanbul'a buradan selamlarımız. Benden de selam. Kocaeli'den mesaj var, Ankara'dan mesaj var, İzmir'den mesaj var. Yani ilk olarak yani ben yaklaşık 10 senedir burada program yapıyorum. 10 yıldır ilk olarak böyle telefonun hafızası çökmese iyi başkanım. Mehmet Çiftçi, Kaptan Kemal Başkan olursa haftaya taraftarlar bakın stada nasıl akın eder.
Yani birinci öncelik Kemal Başkan'ın başkan olması değil, bu oluşumu harekete geçirebilmemiz. Ve ben yarından itibaren, yarından tezi yok, gerekli girişimlerin yapılıp inşallah pozitif netice alacağına da, hatta bir arkadaşımız da şöyle mesaj atmış. Diyor ki Nihat abi, kusura bakmayın, Kemal Zeynel Başkan ve Sayın Valim canlı yayında size bağlanıp fikir beyan etmedikleri müddetçe iki günde Urfalılar bunu da unutur. Ben de diyorum ki unutmayacak. Kemal Bey, nasıl Sabahattin Başkan'ı Zeynel Başkan'a gönderdimse, bu sefer Kemal Başkan'la birlikte ben Zeynel Başkan'a gidip kendisine ne anlatılmış, neler yapılmak istenmiş, isteniyor veya bir de biz derdimizi anlatalım. Başkanımın dediği gibi, yani biz anlattıktan sonra da yok kardeşim benim yolum seyrim bu dedikten sonra kimsenin yakasına yapışıp zordan yaptırma gibi bir şeyimiz de yok. Öyle mi başkanım? Dedik ya, eğer orada öyle bir tablo görürsek artık top Urfalılardadır. Evet. Urfalılar gideceğiz Mehmet Başkan, Aktaşoğlu Başkanımıza diyeceğiz. Gel kardeşim, senin ASKF üzerinden tüm Şanlıurfa'ya hesap numarasını vereceğiz. Ne toplanırsa. Bu da B planı. Ama evet, ben inanıyorum ki Sayın Vali ile Zeynel Başkan, Urfa Spor önemli bir, Urfa Spor atlamayın ya. Urfa Spor çok önemli bir güç. En büyük sivil toplum kuruluşu. Bir ilin marka değeri. Yani bugün Trabzon Urfa'nın 1/5 kadar. Evet. Ama görüntüde Urfa'dan büyük gibi görünüyor. Evet. Neden? Trabzon Spor'dan dolayı. Evet. Ferhat Güllü 3-4 tane mesaj üst üste atıyor. Kemal Başkan'ın başkan olması için önce yönetimin istifa etmesi lazım. Bravo, iyi tespit. Ferhat Başkan'a da selamlar. Ondan sonra demiş ki Kemal Başkan hep Mehmet Aktaşoğlu'nu söylüyor, ASFK Başkanlığı. Sezon başında Urfa Spor'u kapatalım diyenlerin bir tanesi de Mehmet Aktaşoğlu'ydu. Şimdi Ferhat abi, programımızı iyi seyretmemişsin. Ben en başta dedim, sezon başında lanse edilen borç veya başkanımın dediği gibi adam 5 kuruş indirmem diyor. Nasıl olsa valilik, belediye, şehrin dinamikleri bir şekilde paralarımızı öder. Şimdi bugünkü geldiğimiz an itibariyle Urfa Spor kapansın diyen insanların %80'i, %85'i, yüzünü ben inanıyorum bana, ya neyin peşindesin? Ölüden sen bilmem ne istiyorsun. Muhabbeti yapan insanlar yarın açıp özür dileyecek. Eğer durum buysa elinizden geleni muhakkak yapın diye bize, başkanıma telkinde bulunacaklar. Sezon başında söylenen söylemleri bir tarafa bırakıyoruz. Geçmişte yapılan hataları bir tarafa bırakıyoruz. Mehmet Yılmaz yönetiminin yaptığı otorite boşluğunu, hataları bir tarafa bırakıyoruz. Başkanımın dediği gibi bu süreçten sonra önümüzde neler yapabiliriz, Urfa Spor'u nasıl ayağa kaldırabiliriz, onun hesabını yapmamız lazım diye. Ama bir uca da mesaj atıyor Feyyat. Feyyat kardeşime sevgi selamlarımızı gönderelim. Bilal Kırıkçı, biraz evvel başkanım ben bir söz söyledim. Yani siz biraz onu kulak ardı ediyorsunuz ama bazı konularda insan biraz şey yapmayacak. Ne diyorlar? Mütevazi olmayacak. Yani şimdi 7 yıl geçmiş, insanların gönlünde hala efsane başkan Kemal Saraçoğlu, her böyle şey durumda Kemal Saraçoğlu ismi konuşuluyorsa zamanında güzel bir iş yapmışsınız. Bir çiçek ekmişsiniz, meyvesini toplamış, yemişsiniz veya yemişler. Şimdi biraz evvel ben söylüyorum. Bak ne diyor arkadaşımız Bekir Kırıkçı. Saraçoğlu, sen her zaman gönlümüzün başkanısın. Sen bu işin de üstesinden gelirsin. Nihat hocam da yanında olduğu müddetçe destur sizde sonuna kadar gidin. İyi yayınlar hocam demiş. Şimdi güzel bir eser, bir icraat yapmışsınız. 7 yıl geçmiş ve kısa bir süre başkanlık yapmışsınız. Fenerbahçe'de Alişen vardı. O da 1,5 yıl başkanlık yaptı. 50 sene geçti, Alişen başkan, Fenerbahçe şampiyon. Niye? Oraya bir şey ekti. İnsanlar bunu unutmuyor. İyiliği de unutmuyor, kötülüğü de unutmuyor. Bakın ben biraz evvel bir örnek verdim. Siz de bunu genişleterek tamamlayın isterseniz. Antep Spor Süper Lig'de 3000 oynuyor. Gazi Antep Spor. Antep Spor Bal Ligi'nde 7000 kişiye, 8000 kişiye oynuyor. Evet. Halk kabullenmiyor. Halk kabullenmiyor. Karaköprü olayını bu halk kabullenmez. Şimdi ikincisi bir Kemal Saracoğlu siz olun. Şimdi bir de Nihat hocam böyle bir şey var. Şimdi Antep'in
Belki demin Gaziantep'e hareket alanı dardı dedik. Bizim geniş şu anda dedik. Yani bizim iki yabancı, onların 50 yabancıydı. Tam tersi Gazişehir Antep Spor'un hareket alanı çok geniş. Bir defa birincilikteydi. Antep Spor battığında Gazişehir Antep birincilikteydi. Sadece bir lig atlayacaktı Süper Lig'e çıkması için. Biz öyle değiliz. Bizim bugün düşündüğümüz takım daha üçüncülükte. Kendi takımımız da üçüncülükte. Niye bu borç için niye takımımızı bırakalım? Sezon başı yalnız böyle değildi bakın. Tablo iyi değildi. Sezon başı Zeynel Başkan'ın dediği tablo doğruydu. 60-70'lerdi. Çünkü kimse indirmiyordu. Hatta yabancılar aradık, faizini bile istediler. Evet. İstanbul'da aradık, görüştük. Yani sezon başı öncesi tablo kötüydü. O günkü tabloda 15 trilyon nakit para hemen masaüstü 10 gün içinde gerekiyordu. Yoksa eksi 6 puanlar gelecekti. 10 günde 15 trilyonu bulamadılar. Olmadı. Mesela Fakı Baba ile ilgili Urfa'ya geldi gitti. Aslında Fakı Baba da uğraştı. Yani geldi bir şeyler yapmak istedi. O da şu 15 trilyonluk tabloyu o da gördü. Nakit lazım 10-15 gün içinde. Elruha'da bir toplantı yaptılar. Yine Sayın Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı hepsi katıldılar. Yine Gülender Açanal vekilimiz katıldı. Yine tablo 15 trilyon nakit hemen lazım olunca bulamadılar. Ama bugünkü tablo öyle değil. Bugünkü tablo artık biz düştük. Yani bugün bize 15 trilyon lazım değil. Bugün bir iş yeri. Nihat Hocam nereye gidiyor? Yani mesela sıkıştı mı acil bir para lazım. Krediye gidiyor. O gün için acil olan 15 trilyonda nereye gidildi hemen? Belediyeye. Evet. Belediyenin öyle bir para verme gücü yok. 15 trilyon hemen. Zaten seçim yeni bitmiş. Hemen koyma şansı yok. Doğaldı. Ama bugünkü tablo öyle değil. Bugünkü tablo 15'ti. Dükkan kapanmak üzere olana razı oldu. O gün süre yoktu. 10 gün içinde. Eksi puanlar geldi mi zaten o paranın anlamı yoktu. Evet. O süre azdı. Şimdiki tablo öyle değil. Şimdi 4 ay, 5 ay üçüncülükte yapılanma süremiz var. Bak. Evet. Şimdi sadece ilk aşamada şu yabancıları 4'te 1 paralarla çözüp bir defa bir süre kazanalım. FIFA'yı bir devre dışı edelim. Evet. Bitti mi? Öbürleri zaten Türk futbolcular hepsi hazır. Çok güzel bir yaklaşık 27-28 dosya. Çok güzel bir organizasyonla inanın az bir parayla hepsi okeydir. Yoksa bu kulüp kapanıyor. Evet. Onlar da okeydir. Zaten demin dediniz yöneticiler bağlanmış. Aynen, 25-26 trilyon bağış yapmışlar. Bir şey kalmadı. Evet. Peki niye kapanıyor bu kulüp? Evet. Bunun izahı olmaz. Şimdi bakın. Biz belki 7 yıl önce bir şampiyonluğumuz konuşuluyor. Aslında biz çok şey yaptık. Yalnız şampiyonluk değil. Biz bu şehri kenetledik. Biz gişelerden Balıklı Göl'e kadar bütün insanları sokağa döktük. Elinde çocuğuyla gelen bayanlar, yaşlı adamlar, çoluk, çocuk, elinde bayraklar. Urfa karnavala döndü. Evet. Biz bunu bir kere yaptık. Bu şampiyonluktan inanın önemli. Siyasi kimlik yok, etnik kimlik kesinlikle yok. Kesinlikle. Herkes bir oldu. Biz demin dedim ya 5000 bayanı maça getirdik. Ben yani bunlar çok önemli şeyler. Ben daha önemlisini söyleyeyim. Statta 30 bin kişi sarı yeşil forma giydi. Ne yaptık? Siyasi. Urfa tarihinde olmamış bir bunu, şey. Bunu bir kişi yapmadı. Yani evet. Bunu bir Kemal Saracoğlu yapmadı. Bunu yönetimimizle yaptık. Siz vardınız. Evet. Siz geldiniz maçları canlı verdiniz. Sizlerle aynen. Eski futbolcularla toplantı yaptık. Fikir alışverişinde bulunduk. ASEKEF'e amatör spor kulüp başkanlarından yemek yedik. Delegelerimize yemek verdik. O kadar bir birleştik ki şehir. Yani bir kenetlendik ki. Biz onlarla başardık bunu. Tek yapmadık. Yine böyle yapacağız. Yani ta ki şampiyon olduğumuz gün işte o yine demin anlattığım gibi alttan iki kişi bir şey atıyor ya. Aynen. Bir de bizim Urfa'da en büyük kötü şeyimiz ne? Bilgi sahibi olmadan fikir üreten çok insanlar var. Yani adamın bilgisi yok ama fikir üretiyor. Aynen, aynen. Şimdi illa 2-3 tane çıkıyor her yerden. Ya dur işte bak burası. Üzücü tarafı da onlar kabul görüyor. Ya dur şurada her şey güzel gidiyor. Ya bir ellemeyin şu takım Süper Lig'e çıksın ya. Yazık ya. Evet, yazık ya. Aynen. Bak çıkacak abi şey yok yani. Şehir havayı yakalamış. Aynen. 17 bin girip. Veya bu ligi hazmetsin dokunma. O 1461 maçında o gün olaylar olmasa o gün onu yendiğimiz an ikinci sıraya yerleşiyorduk. Ya. Şehir havayı yakalamış 4'te 4 yapmışız gidiyor takım. Aynen. Yani tutulmuyor takım iyi bir takım.
Mehmet Battallı Buca'ya gittik, orada 2-1 yendik. Buca'nın başkanı dedi ki, siz dedi bu ligin en iyi topunu oynayan takımsınız. Hayret etti adam. E biz o takımı ne hale getirdik? Aynen, aynen başkan. Mehmet Köse, Nihat Başkanım, eğer bu gece bir SMS yardımı olmuş olsaydı herhalde bu geceki SMS'lerle borcun yarısını toplardınız demiş. O kadar bir ilgi alaka var. Mustafa Demir Kocaeli'den yazmış. Nihat Kaptan Kocaeli'den yazıyorum. Projelerinizden dolayı, girişimlerinizden dolayı, efsane başkanı konuk etmenizden dolayı Kemal, kutluyorum sizi. Kemal Başkanım, dediğiniz gibi bu işin olmazsa olmazı ama esas olmazsa olmazı Sayın Vali Bey ve Zeynel Başkanım'dır. Onların fikrini alın, onlarla birlikte yola bismillah deyin, başlayın. İnanıyoruz ki Kemal Başkan'ın dediği gibi her yıl bir lig atlatırsınız. En geç 2 yıl sonra biz tekrar Türkiye 1. Ligi'ndeyiz. Kemal Başkanıma sevgi selamlarımı gönderiyorum demiş. Halil Demir, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat Ali, Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuşu, Metin Baydilli'yi unutmayın. Biz 14 ilçeyi de unutmuyoruz. Bu hareket başladı mı 14'ünün de yardımını talep ederiz yani. Niye olmaz? Neticede onlar da bu şehrin seçilmiş insanları. İlçe belediye başkanlarımız da gerçekten spor konusunda duyarlılar yani, onu söyleyelim. Evet. Mahmut Katrancı, madem yöneticiler yok, Kemal Başkan'ın önünü açtılar. Ya zaten yönetimde bir sıkıntı yok. Yönetim, yani bütün olay yönetimdeki kıymetli arkadaşlarımız var. Onlar da yönetimde olabilir. Şimdi, onların içinden biri başkan Mehmet olabilir. Mehmet Başkan'ın da bak güzel bir şey demiş. Ben parayı siliyorum, bağışlıyorum demiş. Sadece çeklerimi demiş bana çözün. E şimdi bu adam da bu çekleri vermiş. Ha. Yani evet, bu adam evet. Yazık. Yok, çözülmesi şimdi, lazım. Yani başkana da yardımcı olmamız evet. lazım. Yani evet. sonuçta Urfa Spor için yapmış. Kötü bir niyet yok yani. Aynen, onun aynen. da çözülmesi aynen. lazım diye düşünüyorum yani. Mehmet Köse, 7 yıl bolluk istiyorsak, nasıl ki Hazreti Yusuf 7 yıl bolluk müjdesini verdiyse, işte Urfa Spor'a da 7 yıl bolluk gelsin diyorsanız tek çare Saraçoğlu demiş. Benim burada anlatmak istediğim hadise başkanım. Tek çare değil, öyle bir şey yok. Yok yok, bak bak, ben de insanlar için biraz evvel bir şey söyledim. Bir şeyler ekmişsiniz, toplumda karşılığı olmuş. Şimdi birileri bir şeyleri biçmek istiyor, kökünden kurutmak istiyor. Toplum nasıl sizi unutmuyorsa, Urfa Spor'un kapanmasına vesile olan insanları da unutmayacak. Ömür boyu yanlış anacak. Ve borç bu kadar minimize edilebilecek bir duruma gelmişken, eğer bir Zeynel Başkan, Sayın Valime de ben çok üstüne gidemiyorum, yabancı bir insan, bir ay sonra, bir gün sonra, bir hafta sonra ben yokum, ben bu kadar ciddi bir inisiyatif almayabilirim diyebilir, onu da anlarım. Ama Zeynel Başkan, sen, çocuğun, torunun, ailen, hepiniz burada yaşıyorsunuz. Şimdi Nihat Hocam bakın. Yani Zeynel Başkan'ı uyarı babında söylüyorum, şimdi, iyilik babında şimdi, söylüyorum. Şimdi Nihat Başkanım, Nihat Hocam bakın, şimdi böyle bir şey var. Şimdi aslında bir vali, ilim mülki amiri ama çıkarıp da para veremez. Biz proje götüreceğiz önden. Mesela ha projelere sıcak bakmıyorsa asıl problem orada. Yani proje götüreceğiz. Mesela şu Beyaz TV olayında Ağrı valisi de oradaydı. Ağrı belediye başkanıydı. Ve bizimkiler de bu programa katılmıyorsa kusura bakma yani, o zaman konuşmamız lazım. Ama o projeyi önlerine götürelim. Tabii ki katılırlar. Ben katılmayacaklarına inanmıyorum. Yani evet. bir valinin çıkarıp para verme şeyi yok. En fazla bize 100 bin, 200 bin, 300 bin bulur. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir dünya yok. Bir belediye başkanı çıkarsın belediyeden 5 trilyon versin. Öyle bir dünya yok. Ama projeyle gideriz önüne. Projelerimize bize yardımcı olurlar. Kendileri de gücü nispetinde, belediyenin gücü nispetinde çıkarır 3 mü verir, 4 mü verir? Muhakkak verir, bir şeyler yapar. Daimi gelir konusunda en büyük desteği verecek Büyükşehir Belediye Başkanı. Bize bir defa, biz balık istemiyoruz. Bize balık tutmayı balık öğretsinler. Tutması, evet. Yani bizim bu daimi gelir işini Zeynel Başkan çözer. Vali Bey konuda bize yardımcı olur. Projelerimizi götürelim. Mesela bu para toplama işini önlerine götürüp koyalım. Ha bu projelere sıcak bakmıyorlarsa problem orada o zaman. O zaman problem. O zaman da döner Urfalılara evet. deriz kardeşim. Hadi Urfa durum bu. Kapanmaması için biz Urfalılar ne gerekirse yapacağız. O zaman dönelim be planla. Ama ilk aşamada hiçbir projeyle gitmedik. Biz sadece para istiyoruz Sayın Belediye Başkanı'ndan, Vali'den. Yani öyle bir şey yok, öyle bir dünya yok. Yanlış yanlış alıştırmışlar bizim evet. yönetimleri.
Evet. Biz sadece onlara proje götüreceğiz. Ve ben inanıyorum ki o projelere hem Zeynel Başkan hem Sayın Valim destek verecek. Evet, güzel mesajlar gelmeye devam ediyor başkanım. Mehmet Zahit Öncü. Nihat abi, bu programı büyük heyecanla izliyorum. Allah yolunu açık etsin. Kemal Başkanıma da sevgi selamlarımı ilet diyor. İlettim size. Aleykümselam, benden de selam olsun. Muhammed Ali Kama. Hocam, Kemal Başkanımıza benim bir önerim var. Diyor ki şu an canlı yayında başkanlığını açıklasın, baksın Çorum maçında statta 30 bin kişi var mı yok mu? Çorum maçına 30 bin kişi, ben de geleceğim o maça. Hadi 30 bin kişi gidelim. Bakın her şey çok güzel olacak. Yani inanın. Önce bir inanalım. 30 bin kişi gelin o stada bir gidelim. Ve birçok kişi de dışarıda kalsın. Ama bu hayal olmasın. Yani gelin samimiyeti bir ortaya koyalım. O 30 bin kişi, o gün ben de geleyim maç. Hepimiz gidelim. Evet. Bakın çok farklı olacak. Diyorum ya, Çorum bize isterse 10 tane alsın. Daha beter televizyonlar diyecek ki bak takım 17 ama statta 30 bin kişi var. Evet. Bütün Türkiye bizi takibe alacak. Evet. Bunu da inşallah önümüzdeki bunu yapacağız. Yani Çorum maçında orada 30 bin kişi, 30 bin seyirci olacak orada Allah'ın izniyle. Güneş, Abdülatif Güneş, Nihat Kaptan Kemal Saracoğlu Başkanım doğru söylüyor. Bu cam maçında ben de Mustafa Yakışıklı ile beraber izledik o maçı. İnanın 21-0 kazanırdık. Çok güzel süper futbolcularımız vardı. Süper futbolcu, süper futbolda oynadık. Abdülatif Güneş. Evet. Sizin biraz önceki söylemlerinizi teyit ediyor. Bilal Kırıkçı, iyi yayınlar Nihat Hocam. Kalıcı yayınlar gelseydi Şanlıurfa Spor bu hala gelmezdi. O da su faturası, şuz ki. En sonunda da Kemal Saraçoğlu, sen her zaman bizim gönlümüzün başkanısın. Sen bu işin üstesinden gelirsin. Nihat abi, Kemal Başkan'ı bırakma, bu işin takipçisi olun demiş. Şimdi başkanım istersen yavaş yavaş da toparlayalım. Bu mesajları okumaktan. Bu arada Mustafa Bay'ın tanış kardeşimiz yine güzel bir mesaj atmış. Bir ekmek teknem var. Onun anahtarını demiş, ben bu kampanyada vermek istiyorum demiş. Yani işte insan, Urfalılar bu. Yani biz böyle düşünürsek ve gelen tablo da Nihat Hocam. Yani gerçekten evet. Artık şu anki tablo uygun bir tablo. Evet. Ben yine buradan Sayın Valim ve Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Sizin önünüze projelerle geleceğiz. Onu en sona bırakalım. Bu söylemlerinizi en sona bırakalım. Tamam. Altındal Emlak'tan Halil. Nihat abi, bir tane kirada evim var. Bu oluşumu hayata geçirin, bir aylık kiramı demiş size. Ne güzel şey. Ya bu para bir şey değil dedim ya. Biz 2 milyonluk bir şehiriz ha. Amir Ahmet Nihat abi demiş, Allah'ını seveyim demiş. Bizim Ahmet var ya. Evet. Ahmet çok değerli. Murat Başyan kardeşim bir mesaj atmış. Murat kardeşime sevgi selamlarımı gönderelim buradan. Programınızı zevkle izliyorum Nihat abim. Geçmişteki Şanlıurfa Spor tüm kulüp başkanları güzel bir şekilde anıldı. Ve hala şu anki kulüp başkanı Mehmet Yılmaz dahi belki 50 yıllık köklü Şanlıurfa Spor kulübümüzü kim bu hale getirdi, bunu anlamış değilim. Murat abi, bunu anlıyoruz. Sebebi de belli. Bu hale getirenleri de sorgulamıyoruz. Bundan sonra biz bunu nasıl ayağa kaldırırız? Neler yapabiliriz? Bir yol haritası, bir eylem planı. Ben Kemal Başkanım'la ve bizim yanımızda kimler durmak istiyorsa seve seve, ben diyorum ki bizim o gönüllü danışma kurulumuz gibi. O zaman bize danışmadılar. Şimdi biz zoraki gerekirse bütün bilgi birikimlerimizi, şeylerimizi sahaya döküp biz her şekilde Urfa Spor'un yanındayız. Gideceğiz, Vali Bey'den de görüşeceğiz. Zeynel Başkan'dan da görüşeceğiz. Önlerine projeyi de koyacağız. Aynen. Biz itici güç olacağız. Yani onlar da ben inanıyorum ki bize destek verecekler. Bu projelerimize yardımcı olacaklar. Biz Allah'ın izniyle bu işin önderliğini yapacağız Nihat Hocam. Evet. Tek istediğimiz halkımızla bir şu 30 bin kişi şu Çorum maçında biz bir tribünü dolduralım. Bir tribünü dolduralım. Bir mesaj verelim. Evet, bir mesaj. Ya bunlar çok önemli mesajlar. Evet, mesaj yani verelim. Para vermek kadar önemli bir mesaj. Ondan sonra şu para hesap açma işini devreye koyalım.
bir süre koyalım. Günlük toplanan parayı her gece seyircilerimize, tüm Urfa halkına bildirelim. Evet. Onun üstüne bir de gidip Melih Başkan'la görüşüp şu organizasyonu da yaparsak, inanın Urfa Spor'un 1 lira borcu olmaz. Tertemiz üçüncülükte de çok güzel bir tahım kurar. Tekrar her sene bir lig atlarız. Allah'ın izniyle Urfa Spor'u tekrar hak ettiği yere getiririz. Bundan hiçbir kimsenin şüphesi olmaz. Evet. Getirilmesine yardımcı oluruz diyelim. Şevket Yılmaz, Nihat Hocam, benim naçizane fikrim. Bu da güzel bir teklif. Yılbaşı yaklaşıyor. Şimdiden yılbaşı takvimleri basılsa, eskiden yapılıyordu yılbaşı biletleri, Urfa Spor adına çekilişler yapılsa. Bunlar alternatif teklifler. Bunlar konuşulur. Bu arkadaşımız kimdir? O Cemal Fener. Fanatik Hasan Başkan. Bizim Cemal Fener. Maliye'nin karşısındaki. Cemal Kemal çok... Başkan'a söyle sonuna kadar diyor yanındayım. Cemal yanındayım. Çok değerli bir arkadaşımız. İyi bir Urfa Spor taraftarı Cemal. Cemal'ı da çok seviyoruz. Buradan da ona bir selam gönderelim. Evet. Bu arada birçok taraftardan mesajlar geliyor. Çorum maçında stattayız diye. Ben yetiştiremiyorum işte. Çorum maçında yani biz oraya 30 bin kişi geleceğiz diyor. Mehmet Demirel, bakıp göreceğiz Nihat Hocam. Mehmet Demirel diyor ki tabii bunu olgunlaştıracağız. Evet. Mehmet Demirel de diyor ki Kemal Saracoğlu diyorsa doğrudur. 30 bin kişi o stada gelecek demektir. Biz ölmedik, ayaktayız mesajını vermek için Kemal Başkanım ile birlikte Urfa Spor'a sahip çıkmak için Çorum maçında sahadayız diyor. Halil Ulu Tatar uzun bir mesaj. İsmini Sinan Çiftçi okursam mesajımı sevinirim demiş. Biraz mektup gibi, asker mektubu gibi yazmış. Abi programı çok güzel. Ağzına yüreğine sağlık. Geçmişten bir örnek verim. Anaokulunda yangın çıkar. Temel Dursun'a der ki çocuklar camdan at ben tutarım der. İngiliz atar Temel tutar, Fransız atar Temel tutar. Yine tutar zenci atar Temel tutmaz. Yine bir zenci atar Temel yine tutmaz. Temel Dursun'a bağırır. Yanlışları atma boşuna zaman kaybetmeyelim der. Mesajımı okursan biz de yanlışları atmayalım hep elde sağ kalanları. Güzel esprili bir mesaj atmış. Yaşar Bozkurt tekrar bir mesaj atmış. Kardeş, Şanlıurfa Spor'dan hariç gerisi hepsi teferruat demiş. Abi ben mesajları okuyamıyorum. Şaşırdım artık şimdi hangi tarafa bakayım. Mesajları istersen bırakalım. Biz konuyu bağlayalım. Şimdi bakın Nihat Hocam. Bu yine önemli bir konu. Altını çizersek iyi olur. Şimdi Nihat Hocam, başarı için 4-5 tane çarkın dişlisinin tutması lazım. Bir, evet. Tabii ki bir kulübün siyasi desteği olacak. Hele günümüzde şart. İki, samimiyet olacak. Üç, iyi bir yönetim olacak. Dört, tüm halk takımına sahip çıkacak. Şu anda bunların hiçbiri var mı? Hiçbiri yok. Onun için bu noktadayız. Oysa ki bizim zamanda halk o kadar büyük bir destek değil ki. Yani ortalama 20 bin kişi oynuyorduk Nihat Hocam. 20 bin kişi oynuyorduk. Deplasmanlarda inanın Nihat Hoca bize verilen yeri dolduruyorduk. Rica ediyorduk bir o kadar yer dağılıyorduk. Dışarıdaki taraftar da sahip çıkıyordu. Taraftar dernekleri olağanüstü efor sarf ediyordu. Gelip gösteriler yapıyordu. Bilmem deplasmanlara 5 otobüs, 7 otobüs geliyorlardı. O kadar dedim ya güzel bir kenetlenme vardı. Taraftar desteği, halk desteği. İyi bir yönetim vardı. Siyasi, bugün bir bakana giderdik yerine göre Sayın Faruk Çelik'e. Bazen sıkışırdık çıkar bize para verirdi. Her şey birleşince başarı geliyor. Doğru işler yaptık. 26 tane futbolcu aldım. Devre arası bir tek Mutlu Kızıltan'ı gönderdim. 25'i çok güzel oturdu. Aldığımız adamlar bugün Süper Lig'de oynuyor. İlhan Depe. Hepsini tek tek sayabilirim. Çoğu Süper Lig'de oynuyor. Niye? Gençlerimiz de iyiydi. Yani çok doğru transferler yaptık. Çok doğru işler yaptık. Hepsi bir araya gelince başarı geliyor. Yoksa
Ya işte paralı başkan, yok öyle bir şey, yok paralı başkan sadece kulübü borçlandırır. Evet. Kimse cebinden vermiyor işte, verenler hep borç yazmış, hep yani kulüp batmış işte, vermiş. Yok başkan para vermeyecek, başkan parayı bulacak. Yönetim parayı bulacak. Yönetim çıkacak kombine satacak. Yönetim gidip reklam geliri sağlayacak. Yönetim şirketlere gidecek. Oraya gidecek, buraya gidecek. Daimi gelir için uğraşacak yönetim. Yani yönetim şirketini nasıl yönetiyor? İş yerini nasıl yönetiyorsa öyle yönetecek. Evet. Dedim ya, futbol öyle bir şey ki iki tane yanlış topçu aldığınız zaman bütün yönetimin verdiği para boşa gidiyor. Onun için Nihat Hocam, çarkın tüm dişlileri yerinde olacak. Biz de bunu Allah izin verirse düğmeye basalım. Üçüncülükte iyi bir sözde kalmasın. İyi bir yapılanmayla tekrar başlayalım. Yani ne oldu? Yanlış yaptık. Hata yaptık. Şehir olarak cezalandık. Buraya geldik. Hadi bakalım hep beraber el ele verelim. Bu takımı hak ettiği yere getirelim. Yani şu gelinen tablo 12-13 trilyon, 10 trilyon bir parayla borçlar sıfırlanıyor. Yöneticiler, Sayın Vali mesela, Sayın Belediye Başkanımız bugün yöneticileri çağırıp birer plaket verip hepsinin birer bağış makbuzu kesilir. Yani illa para vermeleri değil Nihat Hocam. Aynen. Bugün Fethi Başkan mesela Urfa'ya davet edilse, basın huzurunda bir plaket verirse, bağış makbuzu kesilse. Aynen. Diğer Emin Başkan geçen bağlanmış programa, bir yerel kanala. Aynen. Onun bağış makbuzu bir plaket verirse, inanın oradaki alacağı olan herkes aynısını yapar. Hepsi yapar. İsimlerini tesiste bir yani köşeye verir. Evet. Dedim ya, illa belediyenin para vermesi gerekmiyor veya Vali Bey'in. Bunları da yapsalar büyük bir şey. İşte bunları oturup konuşalım. Aynen. Yani icraat yapalım ha. Burada kalmasın. Aynen. Nihat Hocam. Aynen. Başkanım, son sözlere geçmezden bir mesaj. Çok mesaj var da bir tanesi dikkatimi çekti. Çetin Burum. Hı. Nihat Hocam, ben İstanbul'da yaşayan bir Urfalı kardeşinizim. Zevkle İstanbul'dan sizi seyrediyorum. Ben inanıyorum ki şimdi İstanbul'da yaşayan tüm Urfalı kardeşlerim de, hemşerilerimiz de sizi büyük heyecanla izliyordur. Benim 2 yıl için aylık 40 bin ile 100 bin arası kalıcı gelir olacak bir projem var. Mühendis olarak çalıştığım şirkette projemi onaylattım. Hazır bekliyorum. Saygılar. Ve bu bilgi birikimimi, bu katkımı telefonunu dağıtmış. Eğer bana ulaşırsanız neler yapabileceğimi, hiçbir karşılık beklemeden Urfa Spor'a kalıcı gelir anlamında 40 ile 100 bin arasında bir projem var, sizlerle paylaşabilirim diye. İstanbul'dan böyle bir arkadaşımız bizi izliyor, böyle bir katkı sunacak bir proje sunuyor. Evet başkanım. Şimdi bu arkadaşımıza da tabii duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz. Bizim ilk aşamada Sayın Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir görüşmemiz lazım. Evet. Yani bizim düğmeye oradan basmamız lazım. Önce bir görüşelim. Ondan sonra evet. Şu anda tüm Urfa heyecanlandı, bekliyor. Ve bunu icraata dönüştürmemiz lazım. Yani Nihat Hocam, bu dedim ya, bir an önce zaman kaybetmeden icraata dönüştürüp şu iki yabancıyı çözüp FIFA'yı bir devre dışı yapıp oturup önümüzdeki yılın yapılanmasına gideceğiz. Mahmut Küçükoğlu, mesaj okumayayım diyorum ama başkan, yani hoş mesajlar gelir. Yani başkanın nereden aklına geldi diyor. Böyle bir ortamda 30 bin kişi toplama fikri biraz çılgın bir fikir i̇şte, ama. Çılgın değil. Biz bunu başarırız. İşte bakın, bak devamını okuyayım. Evet. Çılgın bir fikir gibi geliyor ama madem Kemal Başkan bunu söyledi, 3 çocuğumla ben Çorum maçında stattayım. İşte bütün Urfa, biz buradan diyoruz, gelin bakın bu 30 bin kişinin oraya gelmesi var ya, 10 trilyon para vermekten daha değerli ha Nihat Hocam. Evet. Bunu iyi bir çalışalım Nihat Hocam. Keşke bu gece 3 kanal ortak bir yayın olsaydı da çok daha iyi olurdu. Ama maalesef olmadı. Şimdi bunu iyi bir çalışalım. Bu Çorum maçına ne yapıp edip 30 bin kişiyi getireceğiz. Önümüzdeki hafta 3 kanalı bir arada. Yani gitmiş 1461 şey Trabzon'a mı gidiyor? O Trabzon'un hangi takımı? Trabzon Hekimoğlu mu? Ona gidiyor takım. Orada farz et ki 5 taneydi, 3 tane. Yani artık bu saatten sonra skora hiç bakmayın. Kimsenin morali bozulmasın. Evet. Gelen takımı alkışlayalım. Hiç sıkıntı değil. Ama orada 30 bin kişi olmamız çok önemli. Ha. Yani çok önemli. Evet. Ha bunu yapamadık mı? Kardeşim, demek ki bu şehirde spor bitmiş ya. Evet.
Kerim Çoban, hocam ben de diyor çocuklarımın iki kumbarası var, iki aydır biriktirmişler. Kampanya olursa söz iki kumbarayı da getirim orada siz açın demiş. Yani insanlar bakın ne kadar bu işi açlar. Mustafa Bulut bir turnuva düzenlenebilir. Bunlar biraz bütün şey. Basınımızın da biraz Urfa Spor'u işlemesi lazım. Evet. Sadece işte bunu, yerel bu kanalımız işte, bu program, yetmiyor. Bu program ses yapacak. İnşallah. Kimler bizim yanımızda olabilir? Basında çok değerli arkadaşlarımız var. Bazen gündüz görüşüyoruz. Onlar da hepsine kapımız açık. Beraber yürüyelim. Onlar da sporu çok istiyorlar. Üzülüyorlar evet. Bu tabloya. Evet. Gelin arkadaşlar herkes. Beraber yürüyelim. Şu Çorum hep beraber. Ya evet. Bütün Urfa yürüyelim. Evet. Bayanlı erkekli. Bayan da gelsin Çorum maçına. Yani o gün oraya dolduralım ya. Yani dışarıda evet. insanlar kalsın. Evet. Bakın şekil nasıl değişecek? Mehmet Kaya, Nihat abim bu arada Bursa Başkanı, organize sanayi, petroller, tarımda dönen sıcak parayı, bunların Urfa Spor'a bunlardan, bunlar organizasyon olduktan sonra artık zaman içinde bunların olmaması için bir sebep yok. Yani gerçekten kusura bakmayın ben mesajlara yetişemiyorum. WhatsApp'ta bir sürü, Messenger'da bir sürü bu haftadan biletler satılmaya başlansın ki tüm halkımız görsün, sarı yeşilli formalarını herkes giysin, Çorum maçına gelsin demiş. Halil kardeşimiz Altundan Emlak'tan, Nihat abi ben afişlerimi bile sarı yeşil yaptırmışım diyor. Sen ne diyorsun? Madem sen varsın, Kemal Başkan var, ölümüne biz Urfa Sporlu'yuz diyor. Nihat hocam, İstanbul'da evet. Boğaz Köprüsü'ne yaklaştınız mı? Orada bir sağda bir tabelada şey yazar. Köprüden önce son çıkış. Son çıkış evet. Şimdi bu program köprüden sonra son çıkış. Evet. Burada konuşulanlar. Tünelin ucunda görünen ışık tırın ışığı mı? Köprüden önce son çıkış. Evet, evet. Şimdi artık oraya geldik ya. Yani bu konuştuklarımızı icraata dönüştüremezsek Nihat hocam o köprüyü evet. geçmemiz gerekiyor. Daha çıkamayız. Evet. Şimdi ben başkanım son sözlerimi söyleyeyim. Siz de son sözlerinizi söyleyin. Programı bağlayalım. Ben sizin genel analizlerinden çıkarttığım öz kulübün borç yapısı sezon başında o gün itibariyle o günkü konjüktör ben de dahil, ASFK Başkanı da dahil, şehrin bazı kesimleri ve Zeynel Başkan da dahil. Bu borç ile o an istenen 15 trilyon sıcak paranın bulunması imkansız olması hasebiyle gönlümüz kabul etmese de yüzümüzü Karaköprü Spor'a çevirdik. Ama bugünkü geldiğimiz nokta Urfa Spor'un dükkan kapanıyor. Bütün mallarımız haraç mezat gitti. Elden mal kalmadı. Alacaklı olanlara da kardeşim şu 2-3 parça var. Bunları kabul ediyorsanız edin. Etmiyorsanız dükkanı kapatalım. Siz yolunuza, biz yolumuza. Yanlış mıyım başkanım? Evet. Bugün o günkü konjüktür o ruh halinde bize o pozisyonlara soktu. Ama bugün Urfa Spor'un yaşamaması için yardım etmememiz için, elimizi taşın altına koymamamız için hiçbir sebep, hiçbir gerekçemiz yok. Karaköprü Spor takımı da bizim takımımız. Allah yolunu açık etsin. Gidebildikleri en iyi yerlere kadar gitsinler. Orada bir sıkıntı yok. Ama ben yine söylüyorum, yamalı pantolonla orijinal pantolon bir olmaz. Gaziantep Futbol Kulübü Fekhe'yi 3000 kişi Süper Lig'de izliyor. Antep Spor'u 7000 kişi Bal Ligi'nde izliyor. Urfa Spor da başkanımın dediği gibi bir de orada şöyle bir hadise vardı. Birinci ligden direkt Süper Lig'e çıkarttıkları halde biz üçüncü ligde Karaköprü'de Bismillah deyip üç lig atlatmaya çalışıyoruz. Onun için böyle bir bu şu anki pozisyon itibariyle böyle bir lüksümüz yok. Böyle bir çılgınlık diyelim yani böyle bir çılgınlığa girmeye yani niyetlenmeyelim derim. Karaköprü Spor, Urfa Spor Fekhe etmesi projesi varsa kafanızda çok yanlış bir projedir. Kemal Başkan 7 yıl evvel bu kulübü şampiyon etti. Taraftarların, insanların gönlünde efsane başkan sıfatını aldı. Hala bu anlamdan dolayı hala çok seviliyor. Zeynel Başkanım, siz de efsane olmak istiyorsanız Urfa Spor'a sahip çıkın. Ve başkanımın burada bir çağrısı var.
10 12 trilyonu siz verin, valilik de versin demiyoruz. Sadece kısa vadede FIFA'ya olan borçlarımızı yapılandıralım. Önümüzde 4-5 ay gibi bir süre var. Ve biz bu parayı, bu işin ağır yükünü sizin üstünüze yüklemezden, valiliğin üstüne yüklemezden oluşturacağımız yönetim şekliyle bu parayı çok rahat çevirip, eğer çeviremiyorsak da Urfa'ya, Urfalılara, Urfa Sporu sevenlere müstahaktır, yazıklar olsun deyip bu işin içinden çıkarız. Son olarak yeter artık dedi başkan. Şimdiye kadar hep konuştuk. Konuşma zamanı değil. Şimdi eylem zamanı. Yarından tezi yok. Biz başlıyoruz. Biz derken Kemal Başkanım'la ben, Zeynel Başkanım, Sayın Valim'le bu konu hakkında fikirlerimizi... 2-3 arkadaş da alalım. 2-3 arkadaş gelme. Yani biz Bismillah dedik. Ben inanıyorum ki her gün, her saat, her dakika bu hareket daha büyüyerek Urfa Sporu kurtarma yolunda büyük bir eyleme dönüşecek. Ve bu işin öncüleri, bu işin lideri, yine söylüyorum, Zeynel Başkanım olacak. Biz Zeynel Başkan'ın ismini Urfa Spor'un üzerinden efsaneler sınıfına yazacağız. Urfa Spor'u kapatan Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yazmayacağız. Buna müsaade etmeyeceğiz. Zeynel Başkan'ın kafasını bulandıran insanları pasifize edeceğiz. Bir kenara atıp gerçek gündemi Zeynel Başkan'a, başkanımla birlikte aktarıp ve bu işin öyle söylendikleri gibi manyak milyon trilyonlarla olacak bir iş olmadığını bir bismillah diyelim, bir o iradeyi gösterelim. Yarından tezi yok, Allah'ın izniyle biz bu Urfa Spor'u yaşatmaya kararlıyız. Son sözlerimi Kemal Başkanıma bırakıyorum. Önümüzdeki hafta daha güzel bir programda, daha güzel gelişmelerle programın kapanışını da Kemal Başkanım yapar. Siz de isterseniz başkanım kısaca bir toparlayın. Şimdi benden iyi geceler. Teşekkür ediyorum. Şimdi sezon öncesi dedik durum iyi bir tablo değildi. Kimse yanaşmıyordu. Bugün herkes 4'te 1'lere razı. Gelinen tablo yöneticiler alacaklarını büyük kısmı bağışlanmış. Diğerlerde Sayın Vali ve Belediye Başkanı'nın daveti üzerine bağışlayacak kişiler. Geri kalıyor diğer Türk futbolcular. Onunla dedik ya 2,5-3 trilyon gibi bir rakamla onlar da kapanıyor. Şu anda bu kulübün kapanması artık söz konusu olmamalı bu tabloya göre. Şimdi biz projeyle gidelim, Vali Bey'le, Zeynel Başkan'la randevu alıp projeyle gidelim önlerine. Konuşalım. Az olsun benim olsun düşüncesinde olmayalım. Çok olsun. Hepimizin olsun. Başarı olsun hepimizin olsun. Biz bu fikrimizi benimseyerek yola çıkalım. Bir de yine bunu özellikle bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yıllar çabuk geçiyor. Urfa Spor deyip geçmeyin. Urfa Spor deyip geçmeyin. Biz bir şampiyon olduk. 300 bin kişi abartmıyorum sokaklara döküldü. Yani bu Urfa Spor'un 1 milyon en az taraftarı var. Bu taraftara yanlış yapmayın. Bunun çok büyük cezasını yersiniz. Buradan herkese sesleniyorum. Urfa Spor'u yabana atmayın. Bakın öbür planlar demek ki tutmuyor. Urfa Spor'a sahip çıkacaksınız. Yıllar çabuk geçiyor. Kapatan başkan olarak ömür boyu kapatmayı bir defa unutun. Bakın bu boşa kapanmaz bu kulüp. Bak diyor sezon öncesi mümkün değildi. 70 trilyon doğru faiziyle. Ama bugün öyle değil. Bugünkü bu borç diyor, ne diyoruz 10-12 trilyonla kapanır. Urfa Spor'un da bak diyoruz 300 bin insan sokağa o dönem döküldü. Nüfus daha azdı. Bugün nüfus daha fazla. Urfa Spor'un şu anda 1 milyon taraftarı var. Gerek Urfa içi gerek dışarıda. Yani bunun cezası ağır olur. Üçüncülükte yapılanalım. Destek verin. Bu takımı hak ettiği lige getirelim. Urfa'ya yakışmıyor bu. Yani ben burada özellikle hata yok mu var. Bugüne kadar biz Urfalılar olarak hiçbir şey yapmadık. Hiç olmazsa bu gece bu programdan sonra gerekeni yapalım. Urfa Spor, Urfa'nın en önemli marka değeri. Bunun çok kişi farkında değil. Çünkü kimse böyle bir durum beklemiyordu. Yani işte takım kaptanı bunalıma girmiş o tablo. O genç çocuklar. Yok deplasmana gitti, yok gitmedi, yok aç. Şu çocuklara da en azından bir sahip çıkalım. 10 yıllarca izah edemeyiz bunu başkanım. Kesinlikle çok
Çok ayıp şeyler bunlar. Bu çocuklara sahip çıkalım. Çorum maçı önemli. O maça ne yapıp edip güzel kampanyalar yapıp orayı hepimiz dolduralım. Gerekli mesajları verelim. Ama böyle konuşarak bilmem neyle olmuyor bu işler. Yani sosyal medyada yazı yazarak olmuyor. Taraftar grupları elinden geleni yapıyor ama onların tek gücü yetmiyor. Bütün şehir kenetlenelim. Onlar da bu işe katkı sunsunlar. Urfa Spor tüm Urfa'nın takımı. Dedim ya yıllar çabuk geçiyor. Bu 1 milyon insanı küstürmeyin. Şu 1 milyon insanı küstürmeyin. Bakın çok önemli bir rakam söylüyorum. Evet. Ben ne demek istediğimi anlıyorsun Nihat Hocam. Binlerce seçim gelip gidiyor. 1 milyon insanı küstürmeyin. Urfa Spor önemli. Az olsun benim olsunu bırakın. Çok olsun hepimizin olsun. Çok olsun başarı olsun. Başarı da hepimizin olsun. Onun için ama biz de üzerimize düşeni yapmalıyız. Sadece oturup da belediyeden para yok verelim. Belediyede öyle bir iş. Gidelim projeyi sunalım. Şu iş adamlarını davet ettirelim. Plaket verdirelim. şu Beyaz TV organizasyonunu Vali Bey bugün bir görüşse hemen olur. Melih Başkan yok demez. Zeynel Başkan görüşse yok demez. Yani bunlar çok basit şeyler. Zor şeyler değil. Biz İbrahim, de söyleriz. İbrahim Tatlıses tabii ki bu programa gelir. Bizim Urfa'nın değerleri hepsi gelir. Belediye başkanı, vali bey, bütün ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz hepsi orada olur. Yani ben çok iyi tutacağına inanıyorum. Ve Urfa Spor düzlüğe çıkar. Bugünden itibaren bu düğmeye Nihat Hocam basmalıyız. Birlikte. Ben hep beraber. Ben bizi izleyen tüm spor severlere, tüm Urfalı hemşerilerime, tüm yabancı yerde bizi izleyip mesaj atan tüm duyarlı arkadaşlarımıza iyi akşamlar diliyorum. Bu özellikle dediğim gibi şu Çorum maçında tüm Urfa stadı doldurmaya davet ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet sevgili izleyiciler benden iyi geceler dedim ama yine kapanışı ben yapayım. Şimdi programımızın özünde Kemal Başkanıma ben ilaveten bir laf yine söyleyeyim. Öz itibariyle dikkat ettinizse Kemal Başkan ben demedi, biz dedi. Biz derken de burada emeği geçmiş. Eksi anlamda da olsa, negatif anlamda da olsa bütün yönetici kardeşlerimize onların bu sürecin içinde olmasına, bundan sonraki yapılaşmada görev almasında yani hiç kimseye karşı bir ön yargı yok, hiç kimseye karşı bir algı yok, hiç kimseye karşı bir suçlama yok. Geçmişte yapılan bütün eksik, yanlı, yanlış her şeyi geride bıraktık. Önümüzdeki bu süreçte kısa ve net bir şekilde söylüyorum. Borç çevrilmeyecek bir borç değil. Ben Zeynel Başkan'ı çok seven bir insan olarak, kendisini, ailesini çok seven bir insan olarak diyorum ki Zeynel Başkan Urfa Spor'u kapatan isim olarak 10 yıllarca insanların zihninde kötü bir isim olarak anılmayın. Etrafınızda sizi yanlış yönlendiren insanlar var. Kemal Başkanımın dediği gibi bu işi tamamıyla sizin üstüne atılmasına da müsaade etmeyin. Buyurun kardeşim bir heyet gelsin, bir ekip gelsin, neler yapabiliriz hep birlikte konuşalım. Bir yol haritası, bir eylem planı birlikte belirleyelim. Ondan sonra büyük şehir olarak da benim üstüme ne düşüyorsa ben de varım deyin. Urfa Spor'u Sayın Valim Abdullah Ergin'in katkılarıyla birlikte Allah'ın izniyle başkanım, eski başkanlarım, Fethi Başkanım, Emin Başkanım, Ceveri Başkanım, kimler varsa bu kulübe hizmet etmiş, taş üstüne taş koymuş eski yönetici kardeşlerim, kimler görev almak istiyorsa hepsini bir olmaya, birlik olmaya, Urfa Spor'u yaşatmaya çağırıyorum. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. İnşallah ses getirmiştir, muhakkak getirdi. Yarından tez yok, başkanımla biz bu işin takipçisi olup bazı girişimlerde bulunacağımızı buradan siz sevgili izleyicilerimize söz veriyoruz. İyi akşamlar, iyi geceler efendim.